Bu arada bu tür etkinliklerimiz kaydediliyor. Onu söylemek istiyorum önceden. Kısmen ya da tamamı YouTube'da ya da diğer kanallarımıza yayınlanabiliyor. Sufot Online'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili başkanımız, hocamız, abimiz Ateş hocamızın sunumu olacak. Makro fotoğrafçılık üzerine konuşacağız su altında. Ateş hocam, ben hep sözü sana veriyorum. Bugün hem başkanımız olarak hem de konuşmacımız olarak sözü şimdi sana vereceğim. Birazcık hani hem bir merhaba de katılımcılara, hem de bugünkü sunumumuzun konusundan bahsedersin. Sonra da sunumumuza geçeriz. Yükümü arttırdım bayağı Murat'ım. Yani iki işi birden nasıl yapacağım bilmiyorum ama ben bugünkü sunum sahibi olarak merhaba diyeyim herkese. Herkes hoş geldi. Şimdi sunumu tanıtırken makro fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler verecek gibi tanıtılıyor ama benim buradaki amacım aslında uzun yıllardan beri yaptığım bir işin günümüze kadar olan bir gelişimine bir ışık tutmaktı. Makro fotoğrafta bu gelişim çok hızlı oldu, çok farklı oldu. Yani başladığımız dönemle bugün aslında baktığımızda neyi çok farklı görüyorsun deseler bana, bu yakın çekim makro planlardaki kullandığımız ekipmanlar, teknikler, karşılaştığımız olaylar burada daha fazla ağırlık bastı. O yüzden ben buradan yola çıkarak zaman içinde biraz bir gelişimle ilgili bilgi vermek istedim arkadaşlara. Zaten makro fotoğrafın nasıl çekileceğini, ne şartlara çekileceğini buraya katılan hemen hemen herkes biliyor. Zaten hani çok özel sorular olduğu zaman sunumlarımızın da yapısı gereği sorular sorulabiliyor. Biz de cevap verebileceğiz. Tecrübemiz el verdiğince, yeterli olduğu için. Ama bir zaman işte yolculuk için ben burada bir yer almak istedim açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Ateş Hocam. Yani katılımcılarımızı tanıtıyoruz ama buradaki herkes seni tanıyor yakından. O yüzden akışı belirleme konusunda özgürce davranalım. Ben hiç hani derneğimizin başkanı olduğunu ve uzun süreler bu camiaya hizmet ettiğini zaten bütün katılımcı dostlarımız biliyor. Arzu edersen sunumdan başlayabiliriz. Ondan sonra ara ara dururuz. Etkileşimli olarak soruları alırız. Sunumumuz boyunca soruları chat ekranından yazabilirsiniz, sohbet ekranından. Ara sıra ben takip ediyor olacağım. Arkadaşlarım da, diğer yönetici arkadaşlarım da. Ara sıra Ateş hocamızdan müsaade isteyip sorularını soracağız. Sunumumuz bittiğinde de el kaldırma yöntemiyle sorularımıza devam edeceğiz. Chat ekranına herkes ulaşmıştır eminim. Aşağıda hemen participants'ın yanında chat butonu var. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Ben diğer yönetici arkadaşlarımla takip ediyor olacağım. Ateş Hocam, söz sizde. Buyurun lütfen. Sadece bunu tam ekrana geldi mi acaba? Ben buradan. Yok, şu %71'in yanında hemen solundaki, evet, ona basınca gelecek. Oldu galiba değil mi? Evet, doğru. Evet, yani girişte de söylediğim gibi şimdi burada iki tane sistemi görüyoruz. Şimdi ben her zaman onu söylüyorum. Hep bir uzun zamandan beri bu işin içinde olduğum için geriye dönüyorum, bakıyorum. 39 yıl geçmiş. Artık onu 40'a yuvarlamayı seviyorum. Yani 40 yıldır bu işi yapıyoruz demek hoşuma gidiyor. Çünkü güzel bir şey bu camia içinde kalmak, bu deneyimleri paylaşmak. Ama 40 yıldır fotoğraf çekiyoruz demek 40 yılda bir başkasının bu kadar süre geçirmediği zaman o yere ulaşamaması demek değil. Yani bundan 5 sene önce başlayan arkadaşlarımız da artık bu seviyede fotoğraflar çekiyor. Yani sualtı fotoğrafçılığın çünkü üst sınırı belli. Belli bir ortamda yapıyoruz biz bunu. Belli şartlarda yapıyoruz. Dolayısıyla çalıştıkça, bilgi paylaştıkça belli bir seviyeye geliniyor. Ama zaman içinden buraya nasıl gelindiğini bilmekte sualtı fotoğrafçılarının bence yararı var diye düşünüyorum. Yani bugün biz ne bileyim Mimar Sinan Üniversitesi'ne girip de bir sanatla ilgili bir eğitim alsak bile bize sanat tarihini mutlaka okuturlar. Dolayısıyla hani elimizdeki makinelerin geçmişinde nasıl yapılıyordu? Elimize gelen makinenin geçmişten bugüne ne avantajlar elimizde bulunuyor? Bunları da bilmekte yarar var diye düşünerekten ben makroyu şey yaptım, ön plana sürdüm. Çünkü makro gerçekten bu zaman içindeki en fazla gelişimi gösteren dal oldu sualtı fotoğrafçılığında.
Şimdi iki tane sistem görüyorsunuz işte. Biri soldaki şu anda bizlerimizin elinde olan bir ileri seviyedeki fotoğrafçıların elinde olan SLR seviyeler, şeyler, makyolar. Bunların kompaktları da aynı işi görüyor çünkü. Sağda da gördüğünüz bundan işte 40 yıl önce elimizdeki sistemlerin bir modeli. Şimdi ne oldu da biz bugüne geldik, neler yaptık? Şimdi sualtı fotoğrafçılığı hep genç bir dal olarak gözüküyor. Ama sualtı fotoğrafçılığının geçmişi aslında fotoğrafçılığın icadına kadar gidiyor. Yani 1800 yılların başında fotoğraf çekilmeye başlanmış. Bunlarla ilgili ekipmanlar ortaya çıkmış. Ama gene aynı yüzyıl içinde, 1800'ler içinde sonlarına doğru artık insanlar su altında fotoğraf çekmek istemişler. Çünkü o zaman sanayi devrimi olmuş. İşte askeri amaçlarla, sanayi amaçlarıyla, inşaatlarla vesaire insanların su altında da işte gördüğünüz formalı dalgıçlardan su altına girmeleri söz konusu olmuş. Girdikten sonra da onların görüntü almamak mümkün değil. Ve bundan ilgili ta 2. Yaz Savaşı'na kadar aslında insanlar bu dalgıç kıyafetini, formalı dalgıçlardan su altı fotoğrafçılığını yapmışlar. Ama tabii ki bu dalgıç yapısı bizi bugünkü sportif dalışlar seviyesine getiremezdi. Yani eğer bu sistemler değiştirilmeseydi bugün hiçbirimiz belki dalıyor olmayacaktık. Su altı fotoğrafçılığından bahsediyor olmayacaktık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Jacques Cousteau'nun o hani akvalama dediğimiz su ciğeri dediğimiz scuba ünitelerini icat ettikten sonra insanların artık sokaktaki insanı da dalabilir hale geldiği dönem başladı. Ve bunlar arasında da bazı insanlar fotoğrafçılığı çok fazla ön plana çıkardılar. Fotoğrafçılığın öncüsü oldular. Onlardan biri de, biri diye belki de birincisi bu fotoğrafı gördüğünüz Hans Haas. Yanındaki de meşhur, onun kadar meşhur olan eşinde Hans Haas. İkisi Avusturyalı bir çift. Ve 1950'li yıllarda artık bu su ciğerinin verdiği şeyle de, rahatlıkla da suyun altında fotoğraf çekerekten bence su altı fotoğrafçılığının, sportif fotoğrafçılığının da öncüsü olmuşlar. Kullandıkları makine bu. Bugün vintage kamera meraklılarının en fazla elinde hedeflediği modellerin biridir. İşte sağda Rolleiflex çift mercekli bir makine. Solda onun kabini Rolleimarine. Bu makineyle bırakın su altında su üstüne bile fotoğraf çekmek çok zor bir şey. Ancak fotoğrafa çok yatkın, fotoğraf bilgisi olan kişilerin yapabileceği bir şey. Pratik değil. Ve bunu insanlar, özellikle Hans Haas, su altında kullanarak ve o zamanlardan kalan bir reklam filmi, ilginç bir reklam, fiyatına kadar veriyor. Hans Haas bu fotoğrafları çekmeye başladı. Şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman aslında bugün beginner seviyesindeki bir fotoğrafçının da çekebileceği fotoğraflar. Ama o günün ekipmanlarıyla, o günün deneyimiyle, hele ki o günün seyahat şartlarıyla bu kişi Avustralya'dan Karayipler'e kadar gezerek su altında fotoğraf çekmiş. Ve su altı fotoğrafçılığında dalgıç kesiminin tanıtımına Hans Haas ve eşi sebep olmuş. Ve aşağıda gördüğünüz gibi yaşlı hallerin ki 2013 yılında Hans Haas, 2015'te de eşi artık bu dünyadan ayrılmış oldu. Şimdi geliyor bir makineyi görüyoruz. Bu 1959 yılında ortaya çıkan Calypso Pot diye bir makine. Şimdi bu makineye baktığınız zaman o günün şartlarında su üstünde çekilen, kullanılan makinelerin hiç farkı yok. Dolayısıyla su üstünde insanlar, amatörler ellerindeki makinelerin aynı şartlarda, aynı dizaynda bir makineyi su altında kullanır hale gelmişler. Buna Calypso Pot deniyor. Bunu kim yapmış? Bunu hepimizin tanıdığı Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, Belçikalı bir uçak mühendisi olan, çok uzun bir isim var ama biz hep onu Jean de Wouters olarak tanıdık. Jean de Wouters'a böyle bir fotoğraf makinesi yapabilir, yapamayacağını sorarak buna o işi vermiş adam. Bu adamın hiç alakası yokken bir fotoğraf makinesi dizayn etmiş. İşte bu Calypso Pot'u dizayn etmiş. Ve bugün için aslında çok önemli bir isim olması gerekirken yanında Waters'ın ismi çok çok unutulmuş gitmiş. Adamın fotoğrafını bile internette aradığım zaman bulamıyorum. Ama bu makinenin mucidi Cousteau'nun isteği üzerine Jean de Waters. Ve Cousteau bunu Fransa'da o zamanki ünlü firması, dalgıç firması olan Les Protectiques adına da üretimini alıp su altı fotoğraflarının eline vermiş.
Bence sportif dalıcıların, yani bizim hepimizin artık su altı fotoğrafı dediğimiz dediğimizde tanıyacağımız, aklımıza gelecek olan makine sistemi bu. Fakat bunun objektifi çok kaliteli olmadığından demişler ki buna iyi bir objektif koyalım ve bunun için de bir firma aramışlar, orada Nikon aramışlar. Nikon'dan buna objektif yapılmasını istemişler. Ama Nikon bir şekilde objektifine için ilişkiye girdiği bu makineye patentini alarak Nikon'un doğumunu sağlamış. Yani 1960'tan itibaren de işte hepimizin aslında su altı fotoğrafçılığın, artık sportif dalıcıların eline geçtiği ve o dönemden sonra işte üzerinde tarihi gördüğünüz 2002 yılına kadar su altı fotoğrafçılığı denince akla gelen ve herkesin kullandığı hemen hemen tek model olmuş. İşte Nikonos 1, bundan sonra Nikonos 2, daha sonra Nikonos 3, ki bu benim işte su altı fotoğrafını artık heveslenip elime makine alayım dediğim yıllarda karşıma çıkan makineydi. Onun için tam para biriktirme alacağım zaman Nikonos 4 çıktı. İşte 40 yıl önce elime geçen, 39 yıl önce elime geçen makine de bu oldu. Ondan sonra şuraya kadar hep mekanik olan ve bu mekanik olmasıyla ilgili efsane olan makineler. Çünkü niye? Bunlara su geçtiği zaman açılıyor, tatlı suda yıkanıyor, alkolle kurutuluyor, tekrar kullanılıyor. Tamamen mekanik. Ama teknoloji gelişince artık Nikonos 4'e geçiliyor. Bir içine pozometre konuyor. Elektronik bir hale getiriliyor. Ve ondan sonra yeni modeli olan Nikonos 5 geliyor ki Nikonos 5'i şu anda bile aramızda olan arkadaşlarımızın birçoğu da sanırım kullanmıştır. Daha sonra da Nikonos Ares oluyor. Bu Ares dünyanın ilk SLR, yani refleks makinalarının amfibik modeli olarak piyasaya çıktı. Fakat o kadar pahalı bir sistemdi ki hemen Nikonos kullanıcıları Ares'e pek hemen bir adım atamadılar. Ares böyle yukarıda bir model olarak kaldı. Ama çok kaliteli, çok bir devrim olabilecek bir model olarak çıktı. Şimdi Ares'in özellikleri işte bu kadar, yani suyun altında şu anda housing'lerde kullandığımız SLR makinenin, DSLR'ların su altında hiçbir kaba ilave aksesuara ilave gerek duymadan çekilip sokulup fotoğraf çekecek bir sistem. Ki bu objektifler şu an bile yeni sistemlerde, özellikle film makinelerinde, video makine housing'lerinde aranan lensler. Gelelim Nikonos objektiflere. Şimdi buradan yola çıkarak ben fotoğraf çekmekten nasıl dallara ayrıldığını size anlatmaya çalışıyorum. Ama bunlar da bilmemiz gereken bilgiler. Bu arada hızlı gidiyorsan bana ikaz et Murat Han. Sorman gereken bir şey olsa da sor. O yüzden sende. Bence çok keyifli gidiyoruz. Hem geçmişe özlem oluyor, hem de bilmediğimiz bir sürü detay da ortaya çıkıyor. Onları öğreniyoruz, hatırlamış oluyoruz. Sorusu olan olursa zaten chat ekranını takip ediyorum. Arkadaşlar buradan sorarsa ben biriktirip sana soracağım onları. Okay. Elimizde bizim amfibik makineler olarak tüm su altı fotoğraf aktivitemizi buradaki lenslerle yapabiliyoruz. Aslında buradaki lensler 3 tane gözüküyor. Ortada bir geniş açı lens. Bizim şu makinenin üzerinde gördüğünüz 35 metre standart lensi. Bir de geniş açı olarak kullanılan bir 28 metre lensi vardı. Bunların viewfinder'ları birazdan onu anlatacağım. Şu üç lensle her şey yapıldı aslında. Hatta bugün bu lensleri demin de bahsettiğim Ares'in objektiflerinden ve Nikonos'un objektifleri bile hala ama nedendir bilmiyorum. Belki piyasada çok vardı. Kaliteli olduğu için de bunlar hani altın kalması diye kullanılır olabilirler. Hani bunun neden kullanıldığını pek anlamış değilim bugün teknolojide. Ama aranılıp hala bu yeni makinelerde kullanılabiliyor. Çalışma şeklinde şöyle bahsedeyim. İki tane burada şey görüyorsunuz, düğme. Bunlardan bir tanesi mesafeyi, bir tanesi diyaframı ayarlıyor. Yani şöyle, bakın şuradaki düğmeyi çevirdiğinizde 2.5'dan 16-22'ye kadar buradan diyaframı ayarlar. Öbür taraftaki düğmede mesafeyi ayarlar. Şimdi bizim buradaki en büyük sıkıntımız nedir? Alan derinliğini yakalayabilmek. Yani bir diyafram verdiğimizde bunun kaç metrede net çekebileceğini bilmemiz. Bunu refleks makine olduğu için bunu yapmamız, bilmemiz imkansız. Ama bu düzenekte şöyle bir şey koymuşlar.
Mesela burada 2.5'a getirdiğinizde yukarıda bir tırnak var bakın. 3 metrelik bir metreyi size net çekeceksin mesajı veriyor. Bunu 4'e, 5, 10'da 6'ya veya 8'e getirdiğinizde bu tırnaklar açılıyor iki tarafa. Ve ne kadarlık bir alanı kaplamışsa siz mesafenin o alanlar içinde, o mesafeler içinde o tarafı net, objeleri net çekeceğinizi bilerek çekiyor. Bütün bize verdiği ipucu buydu. Vizör ilişkisi şu, yani üzerinde 35 mm bir objektif var ve bu vizöre bakarak 35 mm'nin gördüğü alanında vizörden görüp fotoğrafını çekiyoruz. Peki bu lens değiştiği zaman ne oluyordu? Mesela geniş açı olduğu zaman veya 28 mm'ye geldiği zaman o zaman artık 35 mm'ye denk gelen vizörü kullanamayıp yukarıdaki vizörden, ilave vizörden mesela 15 mm ise 15 mm'nin vizörüyle bakıp kadrajı yapabiliyordunuz. Veya bazı vizörlerde o lensin alanını kapsayan bir çerçeve bulunurdu. Mesela 28 yazıyor burada. 28 mm objektif kullanıyorsanız onu takıyordunuz. O kadrajı yaparak çekiyordunuz. Böyle bir vizör ilişkisi var. Şimdi gelelim fotoğrafa dönelim artık. Yani bu ekipmanlarla biz su altına giriyoruz ama fotoğraf ne? Fotoğraf gördüğünüz gibi biz bundan 40 yıl önce de, 50 yıl önce de, 10 yıl önce de ve bugün de bu fotoğrafları çekiyoruz. Yani soldaki gibi geniş açı fotoğraflar, daha panoramik fotoğraflar, işte yakın geniş açı olabilir, fişay olabilir ama geniş açı fotoğraflar. Sağdaki gibi de yakın plan, close-up veya makro fotoğraflar. Zaten hepimizi baktığımız zaman, SLR kullanan arkadaşlara da söylüyorum, yanımızda bizim 2 veya 3 tane lensten başka bir lense de ihtiyacımız olmuyor. Ya bir geniş açı lens, prime olabilir veya zoom lens olabilir veya bir makro, işte Nikon kullanıcıları 60-105, Canoncular 60-100, Sony kullananlar onlara benzer. Bunları çekiyorum. Şimdi Nikonos'a dönelim. Öyle bir lens yaptı ki Nikonos, 97-97 milim bir alanı olan 15 mm'yi çıkardı 72'de. Yani yaklaşık 12 sene sonra artık geniş açı ihtiyacı nedeniyle böyle bir lens yaptı. Ve bu lens gerçekten bir su altı fotoğrafının aşağıda geniş açı fotoğrafta çekebileceği her türlü istenen kalitede fotoğrafı çekebiliyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Kullanan biri olduğu için söylüyorum. Bugünkü sistemleri kullanıyorum. O günkü sistemi bu sistemde kullandım. Bana bugünün teknolojinin getirdiği geniş açıda hiçbir avantaj yok. Yani şu lens ben bugün çektiğim fotoğrafların hemen hepsini daha da kolay çekebiliyordum. Tek dezavantajımız neydi? Film olması. Yani 36 pozdan sınırlı olmamız. Daha sonra CNC firması bunun fişayını yaptı. Geçenlerde Ferda bilmiyorum aramızdaysa, geçen günü konu oldu aramızda, onu kullandığı dönemi biliyorum. Bu sefer 167 dereceye çıkan bir fişayla yapıldı. Artık Nikon sisteminin yani amfibik makinelerin geniş açı problemi diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla hani o demin dediğim diyafram mesafe ayarı da bu geniş açılarda sonsuzla 30 santimetre arasında söz konusu olmadığından biz herhangi bir mesafe netleme problemi yaşamadan bu lenslerle bugünün kalitesinde fotoğrafları daha o zamanlardan çeker haldeyiz. Amfibik sistemlere, CNC'den de bahsetmemiz lazım. Nikonos daha böyle profesyonellerin elinde olduğu için de CNC daha böyle kolay kullanımı olan makinaları piyasaya sürdü. Ama en önemli özelliği CNC'nin Nikonos'a çok aksesuar yapmasıydı. Yani Nikonos'un en iyi objektiflerini yapar hale geldi. En iyi flashları koyar hale geldi. Yani sualtı fotoğrafçıları belli bir dönem Nikonos artı CNC aksesuarlar kombinasyonuyla dolar oldular. Bir fotoğraf, işte benim birkaç sene önce çektiğim bir fotoğraf. Soldaki SLR sistemle çektiğim fotoğraf, benzeri bir sistemle çekti. Yani burada geniş açı bir objektif çok üzerinde ama bu sistemle çektiğim fotoğraf. Sağda da deminden beri bahsettiğim bir fotoğraf. Ama emin olun şu fotoğrafı çekmek için bugünün teknolojisine hiç ihtiyacınız yoktu. Elimizdeki bu geniş açı sistemler varken. Çünkü alan derinliğimiz son derece fazlaydı. Optik değeri çok yüksek olan bir lens vardı elimizde.
film gibi de elimize o zamanın, bugünün dijitalin yeni yeni daha bir 3-5 senedir bir yere geldiği, kalitenin de yakaladığı filmler var. Dolayısıyla geniş açıdan ilgili bizim projemiz yoktu. Bu 87 yılların sonunda çektiğim, daha makineye eline yeni ile alıştığım zamanlarda çektiğim, işte 15 metre çektiğim bir fotoğraf. Bu Kızıldeniz'e ilk gittiğinizde 90'lı yılların başında çektiğim bir fotoğraf ki üstteki yüzgeci mantanın objektifime değiyor. O kadar bir fokus kabiliyeti olan bir materyaldu. Ama asıl devrime burada geldik. Yani benim zaten bu sunumu makronun gelişimi demenin nedeni de bizim geniş açıyı bir tarafa koyup diğer tarafından, yani yakın çekimlerde ve makrolarda adeta bir evrim geçirdiğimiz. Ki öyle bir durum ki hala en tecrübelilerimiz bile bunu son şekline takip etmek zorunda, yeni ekipmanlar tayin etmek zorunda, seyahatlerini bile artık buna göre düzenlemek zorundalar. Birçoğumuz da böyle yapıyoruz. Hani sadece bir deniz salyangozu için bir başka bölgeye seyahat düzenleyen arkadaşlarımız var. Belki bizler de öyleyiz. İşte bunun üzerinden gitmemiz lazım. Şimdi gene Nikonos dönemine gelelim. Niye devrildi? İşte bu şimdi baktığınız zaman bir fotoğraf ekipman sahnesi değil ama bir atölye, alet edevat sahnesi malzemesi gibi bir çerçeveler, teller. İşte bunlarla yakın çekim problemimizi çözmeye çalışıyorum. Yani o geniş açıdaki son derece bize imkan sağlayan ekipmanlar geri yakın çekim dediğimiz zaman çok fazla yardımcı malzemeye ve de mekanik manuel malzemeye zorluyordu bize. İşte sağda gördüğünüz böyle tüpler ve önlerinde olan teller veya işte böyle bir yakın çekim için bir çerçeve ve onun bir takımı. Bunlar neydi? Bir kere Nikonos'un makro objektifi yoktu. Biz bir geniş açı koyuyorduk. Bir de size bahsettiğim gibi 35 milimetreler vardı. Ki bunların bu vizörden bakarak da yakın plandaki bir konuyu çerçeveye almanız, yani kadrajı almanız imkanınız yoktu. Şimdi aşılması gereken iki sorun vardı elimizde. Çok özür dilerim. Soldaki fotoğraf gibi, bunlar da yeni fotoğraflarım, yani son 5-6 yılda çektiğim fotoğraflar, yani SLR'lar çektiğim fotoğraf. Soldaki fotoğraf, burada ne görüyoruz? Fotoğrafın önündeki ön plan son derece alan derinliğinden çıkmış, flulaşmış. Arka taraf tamamen alan derinliğinden çıkmış. Net olan kısım bu. Peki biz elimizde o objektiflerle bunu nasıl yapabilecektik? Artı kadraj. Yani bakmadan, vizörden gördüğümüzle çerçeveleri yapmamız mümkün olmayan bir kareyi kadraja almamız gerekiyor. İşte bu iki sorunu biz o zaman nasıl çözüyorduk ve bugün ne yapıyoruz? İşte asıl benim o çok fazla yani evrim dediğim yönü sualtı fotoğrafçılığının bu. Şimdi böyle bir sistem var elimize, makro çekiyoruz. Mesafe o dediğim gibi şu alan derinliğini, şu flu'luğu, yani şu netliği nerede yakalayacağımızı bize şu teller gösteriyor. Buraya objektifi koyuyorsunuz, yani şuradaki gibi. Objektif şurada duruyor. Üzerinde hangi objektif varsa veya hangi daha doğrusu kalınlıktaki halkayı takmışsanız, çünkü bakın biri kalın, bir diğeri daha az kalın, en incesi. Bu ne demektir? Objektifi buraya taktığınızda kamerayla objektif arasındaki mesafe kısalıyor. Kısaldı mı bu alanı büyüyor. Kalınlaştığı zaman mesafe biraz daha uzuyor, bu alan küçülüyor. İyice kalınlaştığı zaman da mesafe artık birebir makroya gelecek şekilde geliyor. Bize alan derinliğini, bu teller, bu boyları ve kadrajı da burası yapıyor. Bunların da birkaç tanesini yan yana getirerek, tabii bunları aldığınız ürünlerin manuellerinde bu yazıyordu. O zaman sizin kaça kaç makro çekebileceğinizi, mesela buradaki 2'ye 1 makro, yani şimdi bizim süper makro dediğimizi bu şekilde belirleyerek fotoğrafını çekiyordu. Tabii bu tellerden indiğiniz zaman bir dalışı da sadece bununla bitirir meyi göze alarak yapıyordu. Bu da bir dezavantajıydı işin. Ama asıl dezavantaj mesela burada şu lensle, şu 1'e 2 ile çektiğim bir boru kurdu.
Gene bu da 80'li yılların sonunda çektiğim fotoğraf. Şimdi burada bu fotoğrafı çektiğiniz zaman bugün son derece basit bir fotoğraf. Yani bunu üstten, yandan her türlü fotoğrafını çekiyoruz. Belki aynı boru kurdun 5-6 fotoğrafını çekiyoruz. Ama biliyoruz ki bir yerden sonra bu artık içine katacak. Ama o zaman için siz o teli buraya getiriyorsunuz. Buna hiçbir şekilde temas etmemeniz lazım. Tam hizasına gelmeniz lazım. Deklanşöre bir kere basmanız şansınız var. İkinci basışı için zaten kendisi içeri kaçıyor. Şimdi o zamanın bakış açısıyla bugünün bakış açısı arasındaki farkı var. Yani bu benim için çok önemli bir fotoğraf olduğu için. Yani bunu yakalamak ve bunu yakalayıncaya kadar harcadığınız filmlerle zaten 10 tanesi belki gidiyor. Yani 10 tane kare çekiyorsunuz, bir tanesini bekleyebiliyorsunuz. Veya hareketli pozlar. Mesela balık fotoğrafı çekeceksiniz. Balığı tam çerçeveye oturtmuşsunuz, size gelmiş ama istediğiniz kadrajı yapamıyorsunuz. Yani yapma şansınız yok. Belki 50 tane fotoğraf çekmeniz lazım ki onu oturtabilirsiniz. Böyle bir şeyde 36 tane pozda da bunun imkanı yok. Bir kere balık size, siz yaklaşamıyorsunuz balığa, balık size yaklaşıyor. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Hadi bir de orada bir sorun var. Ama bizim için o zamanlar hiç sorun değildi. Deniz kestanesini kesiyorduk. Parçalıyorduk. Balıkları şişirken de fotoğraflarını çekiyorduk. Bugün böyle bir şey yapsak herhalde bizi tekneden atarlar. Yani bu anlayış artık yok, devam etmektedir ama o günün şartlarında, o günün anlayışta amaç balığı oraya çağırmak. En sonunda bir tane yakalıyorsunuz ve netlik %100 ama kadraj gene yok. Ama bu netliği yakalamak, balığı ortalamak bizim zaten tek amacımız olduğu için o günün şartlarında da çektiğiniz en iyi fotoğraf bu oluyor. Şimdi bugünün şartlarında böyle bir fotoğrafa baktığınız zaman ne yaparsınız? Bunu ya silersiniz ya da hatıra olarak saklarsınız ama bunu bir yerde kullanma şansınız yok. Muratancığım, var mı sorunuz? Çok hızlı gittim. Sorumuz yok, gayet güzel. Devam ediyoruz. Peki. Çok teknik olmuyor herhalde. Yok, gayet iyi. Gayet keyifli gidiyor da bu fotoğrafı niye anı olarak saklıyorsun? Ben onu anlamadım. Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi şu sistemde, şu altta gördüğünüz sistemde bir balığın buraya oturup da tam kadraj yapma şansın aslında şansa kalmış bir şey. Yani balık, evet, buraya gelecek, tam ortaladığın zaman basacaksın ve çekeceksin. Şimdi ne yapıyorsun balığı? Kadrajını aldığın zaman elindeki şu anki kabin sistemlerinde kadrajını tam yapıyorsun istediğin gibi. Hareketli balık olsa da ve istediğin anda deklanşöre basıyorsun. Ama bugün o günün şartlarında balığın sadece kadrajın içine girmesi değil, sadece alan derinliğini kurtaracak bir yere gelmesi bile fotoğrafın çekilmesine karar vereceğini diyor. Fotoğrafı çektikten sonra onu net çekmiş olman birinci öncelikti. Kadraj ikinci plana kalıyordu. Şimdi bu fotoğraf anı olarak tabii kaldı. Hala elimde. Yani bu fotoğrafın üzerinden kaç yıl geçti. Ama bugünün şartlarında ben herhangi bir yerde balık fotoğrafı çekiyorsam bu fotoğrafı, evet, işte iyi çekilmiş bir balık kalitesindeki balık fotoğrafı kalitesini alarak göremem. Çünkü amaç burada balığı, yani portre fotoğrafından çekmiyorsan balığı tam oturtmak. Yani oradaki anlayışın da ekipmanlarla birlikte nasıl değiştiği. Çünkü şartlara göre koymak durumundayım. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Evet, evet, açık ama bence bu haliyle de, yani kesilmiş haliyle de gayet güzel bir fotoğraf. Her zaman da her şeyin kadraj içerisinde olması da gerekmiyor. Bazen böyle yakın plan olabiliyor. Hani... Mesela ben balık fotoğrafı çıkarmıştım. Türkiye Deniz Balıkları fotoğrafı. Fotoğraflarla Türkiye Deniz Balıkları fotoğrafı. 2007 yılında bu fotoğrafı kullandım. Türünün örnekleri arasında kullandım. Ama tekrar ediyorum, bir balık fotoğrafı çekeceksem bir kitapta bunun tüm morfolojisini ortaya koymam lazım. Şimdi o şartlarda bunun peşindeysen bunu başaramıyorsun böyle bir sistem içinde. Onu söylemeye çalıştım. Açık. Gelelim daha büyük canlılara. Demin de örnekleri göstermiştim. Bir de Nikonos'un 80 milimlik bir lensi vardı. Bu aslında orta bir tele. Hele burada vizör sistemlerinde bunu efektif kullanma şansı hiç yoktu. Ama bir tek yerde kullanılabiliyordu. Close-up çekimlerde. Nikonos'un da yine görüntü kalitesi olarak son derece kabul edilebilir. Çünkü objektifler çok iyiydi. Bir sistemi close-up sistemlerdi. Burada gördüğünüz gibi set olarak satılıyordu. Aynı şekilde buradaki çubuk alan derinliğimizi belirliyordu.
buradaki çerçevede kullanacağımız objektife göre kadrajımızı belirliyordu. Mesela şu en büyüğü, işte burada 35, 28 ve 80 milimlerle bunu yapabiliyorduk. En genişi 28 milim, sonra ortadaki o çember 35 milim ve en darı da bu 80 milim. Ki 80 milim özellikle makroda güzel netice veren bir şeydi. Ama gene aynı sistem vardı. Mesela bu sistemden çektiğim bir fotoğraf, bu da gene 80'lerin sonunda bir fotoğraf. Canlıya yaklaşıyorsunuz, duyargaları açık, onu kaçırmadan çerçeveye oturtuyorsunuz, basıyorsunuz, tamam. Ama üstten kadraj bitmiş. Şimdi o zaman hiç önemli değil. Çünkü bu çekme şartlarında belki sizin çerçeveniz de ona sığmıyordu. Siz onu gererekten, biraz kendinizi geri çekerekten kadrajı da ayarlanıyordunuz. Mecbursunuz bu kadrajı yapmaya. Dolayısıyla bu kesintiler, bunlar normal karşılanıyordu. Ama bugünün fotoğraflarında bu kadrajı kaçmış bir fotoğraf olarak gözüküyor. Ama o şartlarda buydu. Gördüğünüz gibi aşağıdaki çerçeveyle. Evet, asıl artık bir kabuk değiştirmeye şöyle başladı. Bir kere Ares tanıtıldıktan sonra 92 yılında, yani artık 90'ların sonuna doğru insanlar SLR fotoğraf makinelerinin da suyun altında kullanılması gerektiğine akılları yattı. Ama Ares o kadar pahalıydı ki mesela bir kişinin elinde Nikon F3 var. Elinde Nikon F3 varken ben Ares alacağımı, F3'ü suya sokarım deyip artık o alternatifler denenmeye başladı. Onlara başvurulmaya başladı ve SLR sistemler yavaş yavaş su altında, çünkü rakip artık Nikonos Ares'ti. Ve 2002 yılında Nikonos programını sonlandırınca artık bizim elimizde amfibik makina kalmadı. Yani zaten bir geçiş dönemiydi. Artık herkes SLR makinelere doğru kaymaya başladı. O geçiş döneminde de ben de mesela böyle bir makine aldım. 96 yılında ve 2004 yılına kadar kullandım. Bu bir refleks makineydi. Yani CNC'nin bir şeyi. Makineyi muhtemelen Pentax'a yaptırmışlardı. Ama refleks, fakat otofokus değil, sadece manuel fokus olarak çekebiliyordu. Ve bundan artık SLR'a tanıdık. Yani SLR'ın zevkini de o zaman almaya başladık. Neden? Çünkü artık canlılara yaklaşıp onların ürkütmeden, çerçeveleri bir yere dayamadan, belli bir mesafeden fotoğraflarını çekmenin zevkini aldı. Bu sefer denizi yeniden keşfeder gibi olmaya başladı. Her şeyi tekrar baştan çekmeye başladı. Bu kendi adıma söylemiyorum. O dönemin tüm dalmışları artık bunu yaptı. Her şey bizim için yeni yaşanmaya başlar gibiydi. Mesela burada bir küçük bir ara verebilir miyiz? Bazı yorumlar var. Onları söylemek istiyorum. Tabii. Öncelikle birçok yorum var ki harika gidiyor. Çok güzel. Bir sürü bilgiyi tazeliyoruz. Eskileri anıyoruz. Çok herkes gayet memnun. Rıza şey demiş. Ateş abi atma o fotoğrafı, olmayanlara ver demiş. Hani kadrajı kesik olduğunu söylediğim fotoğrafı. Özür dilerim. Rıza da Nikonos kullanan biri. Onu bildiğim için. Evet. Aslında benim sualtı fotoğrafçılığına başlamam, önce kendi makinemi almadan önce, Rıza'nın işte ikinci Nikonos 5'lerini kullanmakla oldu. Ondan sonra baktım, tamam ben bu işe ısındım. Ondan sonra işte F80, F100'üme housingler edinmeye başlamıştım o zamanlar. Şimdi bir de Eda arkadaşımızın sorusu var. Hangi filmi tercih ediyormuş? Hocamız renkler muhteşem. Hocam ben bir tahmin edeyim mi? Söyle bakalım. Şimdi yani o zamanlar çok güzel filmler vardı. İşte Fuji Velvia vardı, 50 ISO'luk. Güzel, böyle ışık sorunu olmadığında. Biraz underexpose etme eğilimi vardı. Hafif karanlık çıkma eğilimi vardı ama güzel bir filmdi. Kodak Ektachrome'lar vardı. Onlar da artık böyle klasik olmuştu. Bunlardan hani bazıları, mesela şu soldaki sanki Kodak Ektachrome VS olabilir mi? Ya da bazılarında böyle Fuji Velvia havası sezdim. Bazılarında da Kodak Ektachrome. Bilmiyorum, sen ne tercih ediyordun? O zaman ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi eskiden E6 banyo Türkiye'de yoktu. Yani DIA aldığınız zaman, o zaman slide derdik. DIA hiç kullanmazdık. Hep slide film aldığınız zaman
Bir tek Kodak Chrome sunulur size. Kodak Chrome'un da içinde 64 Kodak Chrome. İçinden de bir zarf çıkardı. Zarfın içinde bir sürü adres vardı. İşte İsviçre adresi, Brezilya adresi, Almanya adresi, İtalya adresi. Biz de böyle bunu bugün İtalya'ya göndereyim, bunu Almanya'ya göndereyim. Sanki biz gidemiyoruz ama filmlerimiz gitsin gibi. O da bir zevkti yani. İçinden çıkarak her defasında bir başka ülkeye gönderildik. Bir tane makara var işte. Şey olmadı. Kaybolmadı açıkçası. Sonradan filmler de gelişti. Türkiye'de artık bu iş yaygınlaşınca su altı için söylemiyorlar. Yani, su üstü için de bu geçerli. Zaten o şartları takip ediyorduk. Bu sefer Türkiye'de altı banyo, yani bilmeyenler için söyleyeyim, o slaykları, diyaları, banyolusunu yapılmaya başladı. Ve filmler artık o içinden zarf çıkmayan filmler olarak satılmaya başladı. Kodak Chrome işte Ektachrome'u getirdi. Ektachrome 100. Ama nedense o zaman hani açıkça sorarsan bana kalitesinin farkında bile değildim yani. Çektiğimiz fotoğrafa bakıp, çünkü alıyorsun fotoğraf şey filmini, banyocu götürüyorsun. Nasıl banyo ediyorlar? Yani aynı makarayı iki ayrı banyoda göremediğinde eline verilen senin için yeterliydi. Sonradan Fuji Chrome'u çıkardı. Fuji Chrome 100'ü ben çok kullandım. Sonra Velvia'dan bahsettim. Velvia zaten dijital sınıra geldiğinde, film sınırına geldi, şeyine geldi, zamanlama, hani filmin bitip dijitalin başladığı dönemde bile artık piyasadaki en kaliteli, en çok profesyonelin takip şey yaptığı, kullandığı filmdi. Ben Velvia, 50 Velvia, ya özellikle Makro'da 50 Velvia olarak düşünürdük ama sonra Sensia'sı vardı Fuji'nin. Evet. Bunlar hep böyle piyasanın artık o da bir zevkti. Yani bir seyahate gitmeden önce Silkeci'ye gideriz, paket paket film alırız. İşte 10 tane Velvia, 10 tane Sensia. Bu da mesela elimizden alınan bir zevk oldu aslında dijitalden sonra. Yani filmi olmak, filmin makaralarını, kutularını sakla. Hala sakladığım kutu, şey vardır makaralarım yani. O nostaljiyi kaybetmiyoruz ama o da mesela bir ayrı bir zevkti. Diyeceğim bu. Yani bunların hangisi olduğuna bakmam lazım ama muhtemelen senin dediğin gibi Fuji Velvia olma ihtimali çok fazla. Son zamanlara doğru hep Fuji Velvia kullanıyor. Şimdi bir de o filmlerin hocam beyaz kutuları da takım çantalarında yerlerini alırdı. Böyle küçük vidalar, contalar, o-ringler için güzel kutu olurdu. Beyaz böyle yarı saydam kutuları da vardı ya böyle şeylerin. Filmlerin. Bir de şunu söyleyeyim. Bunların seyahatlerde X-ray'lerden korumak için özel bir çabamız vardı. Evet. Kaplamalı torbalarla giderdik. Hiç unutmuyorum da güvenlikte seni ayırırlar, çıkartırlar torbanı. 20 tane yurt dışı gezilene başladığımız zaman 20 tane makarayı çıkarırız. Adama veririz. Adam götürürken eline bakarız bir yere düşürmesin diye. Yani hep bunlar filmlerimize getirdiği külfetlerdi. Yani onları X-ray'den geçirirken bile içimi soktular. Acaba ne olacak? Banyoda zararlı görmüşlükte çıkan filmler değil ama hiç öyle bir şey de başımıza gelmedi. Evet. Ama filmin işte o kutular atılmaz, saklanır, başka işlerde kullanılır vesaire. Yani film konusunu açtım, güzel oldu. Doğru. Şimdi bununla ilgili bir şey, şey daha söylemek istiyorum Atiş Hocam. Şimdi dijitale geçişle beraber hayatımıza giren ve çok önemli olan, farkında olmak zorunda kaldığımız kavramlar geldi işte. White balance'lar geldi, işte saturation'lar geldi ya da işte low key'ler, high key'ler artık biraz programlarla da bunları anlamak zorunda kaldık. Şimdi birçok kişi tarafından ya eskiden yoktu böyle şeyler, şimdi çıktı başımıza dense de aslında hep vardı bunlar. Yani filmin de white balance'ı var tabii ki ama fixlenmiş vaziyette. Bütün işte 36'lık ya da 38'lik makaraya fixlenmiş. Ya da işte demin konuştuğumuz gibi Kodak çıkarıyor ve süper satürasyonu olan bir filmi. Adına da Vivid Saturation deniyor ve onu yapıyor. Banyoda kullanılan değişik tekniklerle bu filme biraz daha fazla kontrast veriliyor. Ya da push pull teknikleriyle işte ISO'yu biraz ileriye itip ondan sonra banyo sürelerini ayarlayaraktan aslında bugün Lightroom'da, Photoshop'ta, Capture One Pro'da verdiğimiz efektleri o zamanlar daha zor olmak üzere o zamanlarda veriyorduk. Yani aslında hani eskiden her şey olması gerektiği gibiydi. Şimdi çok manipüle ediyoruz fotoğrafı gibi bazı düşünceler olabiliyor.
Ben onlara katılmıyorum hocam. Sizin fikrinizi soracağım. Çünkü eskiden de bunlar yapılıyordu. Sadece dijital teknolojiler bunu bizim hemen yanı başımıza getirdi. Ve artık her poz için bunu ayarlayabiliyoruz. O hale geldik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam? Şöyle söyleyeyim. Ben arkadaşlara da hep bunu söylüyorum. Bu dönemi yaşadığım için söylüyorum. Mesela Photoshop programları için yorum yaparken biz eskiden filmin makarayı sarar, götürür, altı banyoya verir, şeye bırakırdık stüdyoya. Şimdi arada o stüdyo yok artık. Stüdyo da biziz. Makarayı saran da biziz. Dolayısıyla dediğin şeylere aslında yapılan şeylerin dışında kalırdık ama şu anda iş başa düştü. Yani şu anda altı banyomuzu yapıyoruz aslında biz. Şimdi ben mesela kendimi nasıl farklı görüyorum? Yanlış anlaşılmasın. İyi anlamda söylemiyorum. Ama filmden gelerek fotoğraf çektiğim için daha sonra çektikten sonraki Photoshop'a güvenerek fotoğraf çekmiyorum. Bu ışıklandırmaları, bu pozlamaları yaparak çekiyorum. Dolayısıyla bir fotoğrafı aldığım zaman eğer net çekmişsem, istediğim kadrajı yapmışsam artık renk oynamalarına falan daha doğrusu RAW çektiğimiz için tabii ki oluyor ama canlıları da tanıdığımız için onlarla ilgili manipülasyona hiç girmiyorum. Ama şu anda tabii ki farklı bir durum var. Yani şu anda pozlamaya çok dikkat etmiyor insanlar. Yani çek, ondan sonrasını hallederiz diye de bakılıyor. Ben ona da kabul ediyorum. Yani kompozisyonunu istediğin gibi yaptıysan, kadrajını istediğin gibi yaptıysan o belli bir manipüle etmeye de taraftarım. Yani orada temizlemesi, biraz renkleri kendine göre ayarlaması, kadrajın belli bir ölçüde yenilenmesi bunlara katılıyorum. Şeye gelince, yapılan işlemlere gelince evet doğru söylüyorsun. Orada giden banyoyu yapan kişinin o gün hatta ilacın bile çok bayat mı, taze mi olduğuna kadar işin dedikodusu kulağıma gelirdi. Efendim işte orası günde biriktiriyor 50 tane yıkıyor. İşte o 10 tane yıkamak olan çok farklı. Ama elimize örnek gelmediği için elimdeki fotoğrafçı mesela şu şeyde ekranda duran fotoğrafların ben bir tek bunu gördüğüm için hani öbür türlü iyi mi kötü mü anlamıyorum ama kalitesi de bakıyorsun nettir. Renkler deniz tanıyan insanlara da evet, balığın rengi böyle, bu mavi böyle dedikten sonra da bizim için bir problem kalmıyor. Ama laf geldiği için onu söylüyorum. Artık banyo yapan bizleriz. İşte banyo yaptığımız için onun da etiğini de bizlerin ayarlaması lazım. Ben bu böyle görüyorum bu konuda. Böyle bir yorumluyorum açıkçası. Peki. Teşekkür ederiz Ateş Hocam. Tamam. Zaten hani bu işin bence sınırı yok. Çünkü aslında bizim karşı tarafa aktarmak istediğimiz sanat bizim o görseli ya da o kompozisyonu nasıl ifade etmemizle ilgili birazcık da. Yani dolayısıyla buna çekerken de sahibiz bu kontrole, karşı tarafa aktarırken de. Zaten hani işin sinema tarafında da birçok şey sonradan veriliyor. Yani o duygu durumuna göre renkler, renk ayarlamaları hepsi sonradan da verilebiliyor. Hani belki bence buradaki kendi hani naçizane düşüncem, hani düzenleme, manipülasyon nerede başlıyor, nerede bitiyor ama bence kimseye farklı bir şey söylemedikten sonra aslında insanlar dijital resim de yapıyor eliyle, bir sanat çıkıveriyor ortaya. Tabii fotoğraftan ayıran burada, eskiden çok daha zordu bunlar ama şimdi biraz daha böyle hemencecik böyle elimizin avucumuzun içinde. Ve gitgide artık Lightroom, Photoshop yeteneklerimiz de önemli hale geliyor kendimizi ifade etme konusunda diye düşünüyorum naçizane. Kesinlikle doğru. Bunu inkar edemeyiz yani. Bunun gerçeği bu. Eda'nın bir sorusu daha var. Geniş açı ve makroda farklı film tercihin var mıydı o zamanlar? Yani geniş açıda şunu daha iyi seviyorum, daha çok seviyorum, makroda şunu seviyorum diye. Vardı ama hani bir zorunluluk gibiydi. Yani bu bir kural gibiydi. Yazılı olmayan bir kural gibi. Yani makro çekeceksen düşük hastalıklı filmler. Bir de o zaman tekrar yeni arkadaşlarımız için söyleyelim. Filmlerin ISO'su standart. Yani size bir sadece Kodak belgeyi alırken işte 50, 100 buna ifade ediliyor. 50 asa, 100 asa olarak şey yapılıyordu. Mesela 50 asayı tercih ediyorduk şeyde. Makroda. Geniş açıda da
100 asayı. Bir de o zamanlar için 25 asa ve 200 asa, 200 ve 400 asalar da vardı. Hep su altında ışık az olduğu için 400 asa kullanılması gibi bir hurafe vardı. Halbuki bugünkü şartlar gene geçerli. Işıkları yapay ışık kullandığımız için hiç zaman öyle hassas yani plastik çekim yapmadığımız için de hassas filmleri pek kullanmazdık. 100 asa ve 50 asaydı. 25 asalı bir film vardı. İnanılmaz bir şey. Yani kalın bir şey film. Orayı pozlama yapmak çok zordu. Yani çok böyle düşük pozlama çıkardık filmler. Ama onun rengi hiçbir zaman diğer filmlerden mukayese olmazdı. Hakikaten nefis bir makro verirdi ama çok zor fotoğraf çekildi ondan. Bunu da bilgisini vereyim. Eda'nın sorusuna şöyle cevap vereyim. O zamanın fotoğrafçıları eğer makro çekeceklerse 50 asayı, eğer normal fotoğraf çekeceklerse, normal fotoğrafta zaten geniş açı olarak düşünüyoruz fotoğrafı, o zaman da 100 asayı yapardı. Bir de Ateş Hocam, Tolga Taymaz da söylemiş, Provia vardı demiş, sizin de söylediğiniz Provia'da, gibi. Sanırım Provia'nın da 400 ISO'luk filmleri vardı. Bazen nispeten işte dediğin gibi karanlık olabilecek ortamlarda onu kullanırdık. Fakat şunu hatırlıyorum, herhalde o günün 400 ISO'ları bugünün böyle 3200, 4000, belki 5000 ISO'larına denk geliyordu. Yani sonuçtaki grenler açısından. Şimdi tabii teknoloji ilerledikçe sensör teknolojileri yüksek ISO'daki performansları da çok artıyor. Yani artık insanlar fotoğraf makinelerini yenilerken sadece megapiksellere bakmıyor da düşük ışıkta daha yüksek performans gösterebilecek makine alıyor. Hatta mesela Nikon ya da Canon en üst modelini çıkarıyor. Bakıyorsunuz 20 megapiksel. Ama düşük ışıkta ya da işte ISO 6400'de, 12800'de çok iyi sonuçlar elde edebiliyor. Yani aslında dijitale geçişte bu da çok çok önemli bir gelişme oldu değil mi? Yüksek ISO yani düşük ışık performansları diyeyim. Kesinlikle. Kesinlikle artık yani o yüksek ISO'lardan korkmuyoruz. Yani eldeki sensörün yapısına göre korkmuyoruz. O yüzden hani film mantığıyla bugüne baktığımız zaman pek oturtamıyoruz birbirini aslında. Çok farklı bir şey konuşur gibiyiz. Yani o bugün konuşulan ISO'ları, bugün senin normal olarak kullandığın ISO'ları biz filmlerde düşünemezdik bile. Yani zaten hakim de olamazdık fotoğrafa. Onu söyleyebilirim. Ama şu anda ISO'yu düşündüğümüz bile yok. Yani ISO bizim için fotoğrafın oluşması için çok önemli etkilenen bir tanesi. Ama çok işte onu masaüstünde de artık halledebiliyoruz ISO'yu da. Veya makinamızın yeteneklerine göre de. Bir de şu var. Şu var mesela. Her marka ve modelin ISO'su da birbirine çok denk geliyor. Evet. Yani bunu ben teknik olarak ölçmüş değilim ama okuduklarınız makalelerden de belli. Yani Canon'un 50 sen, Nikon'un 100'ü veya modeller arasında dediğin zaman birebir birbirine örtüşen değerleri de aslında vermiyor ISO bugünün şartlarında. Ama o zamanın şartlarında belliydi. 100 asa, 50 asa zaten onu makinene taktığın zaman da başka bir şekilde alternatif bir şeyin yoktu. Böyle çalışmak zorunda. Evet. Bir konusunda bir şey daha hatırlatayım ben. Buyur sonra hocam. Buyur hocam. Peki. Şimdi dijitalden filme geçilirken, filmden dijitale geçilirken mesela ben de zor geçtim. Yani elimde makinamla sonuna kadar direndim şeye. Mesela dijitale. Nikon D200'de aklım kesti dijitale. Makinam odur mesela. Fakat hep şu vardı. Şimdi biliyorsunuz ilk önce 3 megapiksellerle başladı. 5'lere çıktığı zaman ha ya artık bu oluyormuş falan demeye başladık. Ve ondan sonra 10 megapiksellere falan çıktı. Ama hep şu anlayış vardı. Hiçbir zaman dijital film kalitesini yakalayamayacak. Şimdi denklediğiniz zaman bir filmin çözünürlüğü 30 megapiksele falan denk geliyor ki bunu yapmak çok zor diye bir görüş vardı. Şimdi gelen yere bak. Yani 50 megapikseller, 60 megapiksellerle dijital dünyaya gidiyor. Yani filmin o efsanevi kalitesi de artık tarihe karıştı. Bir de bu tarafı var işin. Bu belirtmek isterim. Tabii buhar makinelerinden dizel makinelere geçişte de oldu bu direnç. Aslında her sanayi devriminde o oluyor. Ve aslında sosyal bir anarşi dönüşleri oluyor. Yani sosyal düzen değişiyor.
bu tip değişimlerde. Direnen hani oluyor ama bir süre sonra yeni teknolojiye adapte olabilen sanayiler birden daha çok büyük iş olanakları sağlıyorlar. Bunun bir de tersi oluyor hocam. Hatta çok sevdiğim bir iş dergisinde okumuştum. Lenin şöyle demiş, kapitalistler bize onları asacağımız halatı satacaklar demiş. Böyle bir söz. Bunu şuna bağlıyor. Kodak dijital kamerayı çıkaran ilk marka. Fakat kendi çıkardığı şey kendi sonunu getirdi. Yani orada Lenin'in o sözüne bağlıyor sonunda da yazıyı. Harvard Business Review'da okumuştum. Yani bazen bir şey yapıyorsunuz ama o kadar hantal kalıyorsunuz ki başkaları alıyor, geliyor ve o sizin yaptığınız icat aslında sizin sonunuzu getiriyor. İşte Kodak'ın da tam başına gelen şey oydu. İlk dijital makineyi çıkaran firma olmasına rağmen o hızı yakalayamadığı için batmak zorunda kaldı ve koca sanayi devi, kocaman bir firma, o işte zarflara koyup gönderdiğiniz firma yok oldu. Artık yani küçücük işler yapılıyor. Değişik bölümlere satılmak zorunda oldu küçük küçük firmalara. Evet. Kodak'ın bu konuda biraz yönetim başarısızlığı anlamak lazım. Çünkü ben 2004 yılıydı, dergi çıkarıyordum, Suat Dünyası dergisini. O zamanlar fotoğraf için bir ayrı ek yaptık, foto video diye. Ben de röportajlar yapıyorum. Kodak'ın o zamanki bölge müdürü, yani Kodak Türkiye'nin müdürü, dalgıç kökenli bir arkadaşımız. Benden randevu aldım onlar kendisiyle bir röportaj yapmak için. Tam da o zaman işte 2004 yılı, yani böyle dijitale geçiş dönemi. Şöyle dedim, bir kere tabii Kodak'la konuşuyorsunuz. Yani dijitali savunacak hali yok. Ama görüşü şuydu, evet yani dijitali artık kabul etmek lazım. Ama bunun dedi bir kere dedi şeye bir bakın, yani Türkiye'deki bilgisayar kullanımına bakın. Bu şekilde filmi yakalaması mümkün değil dedi. Yani 2004 yılında dedi. Ama 2005 yılında da işte bir sene sonra da Kodak krize girdi. Yani Kodak'taki anlayış da biraz böyleydi. Yani çok fazla o sektörde kendilerine güvendiler. O sektörün bu kadar hızlı gelişeceğini herhalde göremediler. Ama Fuji öyle yapmadı. Fuji hemen bir kabuk değiştirdi. Hala piyasada işte biliyorsunuz. Kalıcı oldu. Peki. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Benim için güzel keyif böyle sohbet etmek ama katılımcıları da çok fazla sıkmak istemiyorum. Birkaç yorum var. Sevgili Erhan Öztürk, ben de Ares aldım, kullandım. Sonra Ateş Hoca sattırmıştı bana demiş gülücükle. Mehmet ben sattırmamışımdır o saat. O çok sattırdı. Vallahi sattıracağımı ben alırdım ama Mehmet Çelik de bu direnç her zaman oluyor, fotoğrafın icadında bile oldu, ressamlar büyük tepki gösterdiler dedi. Evet, hatta bu çok önemli aslında. Fotoğrafla ilgili konuşurken biraz böyle resim sanatı tarihine de gidiveriyoruz, çünkü fotoğrafta geçerli olan, özellikle kompozisyon alanında ya da gölge ışık, kontrast, işte duygu durumu, aile ya da geometri, simetri, resim sanatı tarihinin bir sürü aşamalarında da sıkça kullanıldı. Coşkun Teziç hocam, Kodak 50 Asa'nın kırmızısını veren sensör bence henüz yok. Ve Murat da eklemiş, sevgili Murat, değişmeyen tek şey değişimdir demiş. Ben fazla gevezelik yapmıyorum, sözü sana veriyorum Ateş hocam. Benim için çok keyifli ama devam edelim artık, süremizi aşmayalım. Evet. Ve bundan sonra geldiğimiz yer aslında otofokus. Otofokus biliyorsunuz yani 80'li yılların sonuna doğru çıktı ama fotoğrafın yaygınlaşması, yani bizim için farklılığı hissettiğimiz dönemler de aslında 2000'lerden sonra. Ama otofokus çıkınca, işte evrimden hep bahsediyorum, bizim su altındaki fotoğraf evrimimizde başladı. Yani bu fotoğraf mesela gece dalışında bir kalamar. Şimdi buna rastlayan arkadaşlarımız bilir, zaten hareketli bir hayvan. Ve üzerine odaklamak için ışığı tutturmanız zor bir hayvan. Ve o ışık tuttuğu zaman da anında fotoğrafı çekmeniz gereken bir hayvan. Şimdi bunu otofokus olmadan o dönemlerde böyle fotoğrafı çekme şansınız mümkün değildi. Ve bir de işte aynı hayvan kaçıyor gece dalışında. Bunu netleme şansınız yoktu. Yani bırakın şimdi Nikon'u, SLR'lara geçtiniz. Ama manuel fokustasınız. Manuel fokusta da sizin fotoğrafçılığınız, sualtı fotoğrafçılığı olarak da son derece sınırlı. Bazı yerlerde
tıkanıyorsunuz. Yani çekme şansınız yok orada. Ama biz artık otofokusu da kullanmaya başlıyorlar. İşte ne diyorum hep, geniş açıda o 30 sene önceki, 40 sene önceki lenslerle bugünkü fotoğrafı çekerdik ama 40 sene, 30 sene önce, 20 sene önce bu fotoğrafları çekemezdik. Bunda da işte teknolojinin bize getirdiği şey oldu. Veya otofokustan anlık fotoğraf, davranış fotoğrafları çok daha çekiyorduk. Yani karşımızda bir Bampet temizlik istasyonunda balık tarafından temizleniyor ve biz orada seçici olaraktan balık ağzından dışarı çıkarken fotoğraf çekeceğiz. Biz ona niyetlendiğimiz anda daha netleme yapmadan o poz bozulurdu. Ama şimdi öyle değil. Tık deyip çekebiliyoruz. İstediğimiz zaman karar anı bizde. Veya bir simetrisini yakalamışsınız. Bunu bozmadan ki bir saniye, iki saniye içinde bunu çekilmesi lazım. Ve bunu çekiverebiliyorsunuz. Manuel fokusta bu kompozisyonları yapma şansınız yoktu. İşte bu da evrimin getirdiği bize zamanla bize boyut açan sualtı fotoğrafçılığımıza farklılık getiren, teknolojinin farklılık getirdiği alanlar. Bunları üzerinden geçmemiz lazım. Mesela bu fotoğrafı bilmeyen birine gösterseniz de evet, bir balık durmuş ağzını sizin karşınızda açmış ve fotoğrafı çekmişsiniz der. Ama dalgıç arkadaşlarımız bilir ki bu hayvan bu pozda saniye bile kalmıyor. Devamlı hareket ediyor. Siz onun poz netlemecek alanını gözüyle yakaladığınız anda basmak zorundasınız. Bunu manuel ile yapma şansınız yok. Otofokusun getirdiği size bir imkanlar olabilecek bir şey. Günümüzün bunları yaptığımız lenslerde, makro lenslerde bunlar. Yani biz geniş açılarda otofokusa da çok ihtiyaç duyuyoruz. Bilmiyorum bunun karşı görüş olan bir arkadaşımız var mı? Elimizdeki lenslerle fokus bile yapmadan, çünkü alan derinliği o kadar fazla ki eğer çok fazla bir ön plan çalışması yapmıyorsak rahatlıkla fotoğrafı çekip uğraşmadan çekebiliyoruz. Ama makroda öyle değil. Makroda dediğim gibi mutlaka fokus hızının önemi var ve fokusun bize çok büyük faydası var. Bu lensleri hepimiz tanıyoruz. Bu lenslerle sürekli fotoğraf çekiyoruz. Nedir çektiğimiz fotoğraflar? İşte klasik makrolar. Yakın planlar, makrolar. Hatta elimizde bu lensler varken köpek balığını bile çeker durumdayız. Yanımızdan geçiyorsa bir köpek balığı, mesela bu fotoğrafı 105 milim makro ile çektim. Ben o gün 105 milim elimdeyken bir köpek balığı fotoğrafı çekmek için dalmam. Ama rifte yanımdan geçiyorsa o imkanı da sağlıyor size. Veya balık portreleri şeklinde. Bunlar bizim bu teknolojiyle çektiğimiz klasik makro fotoğraflar. Denizin dibinin, deniz yaşamının sırlarına inebiliyoruz makroyla. Her türlü canlılığın bizim için bir önemi oluyor. Ama işte bundan sonra anlatacaklarım da aslında artık denizlerden çek, görüntüleri al, ama bunları artık bir farklılaştırma hevesi, bazı zorunlu, bazısı zorunlu olmayan ama çeşitli katmak için. Çünkü dediğim gibi su altında objektifleriniz belli, konularınız belli. Bunların aynı şekilde çekimleriyle envanterinizi bitirdiğiniz zaman su altı fotoğrafçılığınız biter. Ama bugünün şartlarında makroya katma değer katabiliyorsunuz. Geniş açıda buna ihtiyacımız yok. Nedir birinci en çok karşınıza çıkan şeyler? Diyopter. Bundan 15 yıl önce diyopterlerle dalan arkadaşımız ben dahi pek yoktu. Yani bizim için amacımız işte elimizdeki makro lensle makro fotoğraf çekmekti. Ama o yetmedi. Bu sefer diyopterleri. Bunların biliyorsunuz makro birebir bir canlıyı birebir sensöre düşürüyorsak eski filme, yani aynı boyutundan, yani 1 santimlik canlıyı işte 2-3 santimlik bir alana, 3 santimlik bir alana düşürüyorsanız bu birebir makro. Şimdi bu birebir makroda bazen kadrajda boşluk bırakabiliyor. Yani makroyu çekiyorsunuz, boş kalıyor. Hayır, daha büyütmeniz lazım. Bunlar için de bu diyopterleri kullanmaya başladık. İlk önce artı 5'ler daha düşük büyütmeler, daha az büyütmeler. Sonrasında o da yetmedi. Artı 10 diyopterlere geçti. Yani 1 santimlik bir canlıdan bahsediyoruz. Bunun makrosu bile bize tam detay fotoğrafı vermiyor. Ama biz bu canlıyı çekiyoruz. Artık bunun görüntülerini değiştirmek, arttırmak amacını biraz daha uygun hale getirmek için ekipmanları bu sefer çeşitlendiriyoruz. Biz değil. Bize bunu sağlıyor, teknoloji sağlıyor. Yani market bunu sağlıyor. Bunun ihtiyacı da olmaya başlıyor. Veya
bir mantis çilebi görüyorsunuz. İşte klasik bir makro fotoğraf. Ama yetmiyor size. Bunun gözünü çekmeye çalışıyorsunuz. Sonra 15 diyopter takmak zorundasınız. Yani çalışma alanınızı o kadar genişletiyor ki bu ürünlerde sizin elinize sunulduğu zaman siz de zaten konuyu buna göre arar hale geliyorsunuz. Yani sizin için şu fotoğraf artık tatmin edici olmuyor. Gözünü çekeceksin. Şartmış gibi ama veriyorsa da bir imkanı ve bunu denemek zorunda kalıyorsunuz. Mesela bizim Pigme deniz atları, bunları birebir makro ile de çekemiyorsunuz. Bunları mutlaka büyütmeniz lazım. Yani 7000'lik bir hayvan en iç bir şey. Çıplak gözden göremiyorsunuz. Buna bir diopter koymazsanız fotoğrafa yansıtamıyorsunuz. İşte makrodaki gelişim. Bir başka makroya katma değer sunutlar. Sunut aslında şu yukarıdaki gördüğünüz aparattan alacağınız gibi sunut su altına göre dizayn edilmiş bir aparat değil. Yeni bir aparat da değil. Yani 2000'lerin başında sunut benim temsilci olduğum firmaların su altı ekipman firmalarının kataloglarında olan bir üründü. Ama yaygın değildi. Daha sonra yarışmalarda biraz da işte farklı fotoğraf çekme şeyiyle yani fotoğrafa bir şeyler katmanın amacıyla bu sefer sunut hayatımıza. Haydi bu sefer sunutsuz fotoğraf kesi yapmaz olduk. Sunutsuz çektiğimiz zaman fotoğrafları sizin fotoğrafçınızı iyi temsil edememiş gibi gözükmeye başladınız. Ne yapıyordunuz? İşte şu soldaki fotoğrafı ilk çektiğinizde oh ya ne kadar güzel bir tane işte Harry Frog'u çekiyorum diyorsunuz. Ama onu bu sefer sunuttan çekmek amacını biliyorsunuz. Ama başka bir fotoğraf yaratıyorsunuz. Bu sefer aynı canlı üzerinde başka dalışlarla daha fazla renk katabiliyorsunuz aktivitelerde. Veya bir atapot sadece farklılık yaratmak da değil. Sunutun bir de böyle canlıyı kamufle olmuş olduğu ortamdan koparıp size sunma imkanı var. Onu da ihtiyacı duyuyorsunuz. Mesela ben deniz biyoloğu olarak denizlerde çalışsam sunutu bir şey aksesuar böyle bir lüks aksesuar gibi taşımam bence şart. Yani bir deniz biyoloğunun bir envanter yapıyorsa sunutlu çalışması bence şart. Çünkü canlıyı ortamından koparıp fotoğrafa koyabiliyor. Veya efekt yapabiliyorsunuz. Yani ışığı değişik kullanarak da farklı bir fotoğraf yapabiliyorsunuz. Bu tabii kişinin amacına göre değişebilir. Dediğim gibi dış ortamla tamamen ilişkisini keserek fotoğraf çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar canlıyı çok ortaya çıkaran. Yandan vererek daha belirgin hale getirebiliyorsunuz. Arka planı yok edebiliyorsunuz. Bunu başka bir teknikle de fotoğrafınızda yapabilirsiniz. Ama sunut size çok daha bunu rahat sağlıyor. Çok ufak canlıları çok ön plana çıkarabiliyorsunuz. Yani hayatımıza bir de sunut giriyor. Hayır, bu sefer sunutla ilgili bir gelişim dönemi yaşıyorsunuz. Yani bana sorduğunuz zaman mesela ya bu kadar sevdiğim bir fotoğraf çekiyorsun. Evet. Geniş açıda ben ne çekiyorsam hani geniş açı fotoğrafı çok seviyorum. Bana sorarsanız ben geniş açı fotoğraf çekmeyi seviyorum. Denizi daha çok yaşatıyor sizi. Ama hep o. Yani oradaki tekniğimi daha ileri getirme şansım yok. Ama makro da öyle değil. Makronun bize getireceği ne anlayışlar var, insanların ne beklentisi olacak bunları zaman içinde göreceğiz. Ve böyle bir alet geliyor bu sefer. Nedir bu? Bir tüp. O kadar basit. Ya bu nereden çıktı? Ama birileri bakıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bunun yaptığı fotoğraf bunları yapıyor. Yani her fotoğrafı çekerken siz ne çekeceğinizi bilmiyorsunuz aslında. Çıkan fotoğrafa göre bir şey yaşıyorsunuz, sürpriz yaşıyorsunuz. Size bu sefer bu şekilde zevk vermeye başlıyor fotoğrafınız. Gidiyorsunuz bir canlıya yaklaşıyorsunuz. Bir deniz atını çekersiniz ama onun vereceği efekt nedir bilmiyorsunuz. Çektiğiniz zaman görüyorsunuz. Aynı canlının bütün renklerini fotoğrafınızda başka şekilde görüyorsunuz. Ve bu sefer bu şekilde çalışmaya başlıyorsunuz. Bunlar 30 sene önce, 25 sene önce akla gelen şeyler değildi. Amaç da değildi. Ama fotoğraf sizi su altı fotoğrafı artık böyle çekiyor. Bir de böyle bir şey çıkıyor bugün bakıyorsunuz. Gene işte 60 milim makro için. Yani aslında bir makro kategorisinde fotoğraf için değil ama makro objektifle size bir şeyler sağlıyor. Magic ball denilebilir.
sistem. Böyle bubble'lardan çekiyorsunuz fotoğrafı. Yani şimdi bunu 8-15'ler de yapıyor. Hani o 8-16'lar da yapıyor. Etrafı tamamen yuvarlak çıkarıp siyah yapıyor ama bu değil. Bu çektiğiniz fotoğraftan bazı dokulu renkleri dokulardan fotoğrafınıza yansıtıyor. Siz baştan bunu göremiyorsunuz. Çektikten sonra görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi mesela kuyruğundan sarıyı almış, yeşili almış hayvanın üzerinden. Gene keza benzer. Ama mercan çekiyorsunuz tamamen fon onun renklerinden oluşuyor. Deniz yıldızı örneğin. Deniz, gene deniz yıldızı. Yani sizin sadece bubble değil, etraftaki renkler sizin için bir sürpriz. Hadi size bu sefer böyle bir kategoride fotoğraf çekmeye sizi şey yapıyor. O da yetmiyor. Cooling lens diye bir şey veriyorlar. Bakın burada dikkat ederseniz ortası net, diğer taraflar flu. Bir lens bu. Ama ne yapıyor bu? İşte bunun üstünde zoom out, zoom in çalışmasıyla sağlıyorlar. Ben onu hiçbir zaman üstünde denemedim. Zoom out vereyim ve bunu aldığım zaman bu tür fotoğraflar çekmeye başlıyorsunuz. Her fotoğrafı nasıl çıkacağını da fotoğrafı çektikten sonra biraz da bir lense alıştıktan sonra ne efekt vereceğini hissediyorsunuz ama hepsi, her fotoğraf sizin için sürpriz oluyor. Hocam bir soruları şöyle bir toparlayalım mı müsaadenle? Tabii. Eda arkadaşım Murat abi bir şey söyleyeceğim. Tabii. Sonuna da geliyoruz. Arkadaşlar çok sıkılmasınlar. Öyle mi? Tamam peki ay ben yeri bilmediğim için buyur lütfen bitirelim öyle yapalım. Peki öyle yapalım o zaman. Eğer bunun üzerinde değilse. Hayır. Yani senin sunumu bitirelim öyle yapalım. Ben nerede olduğunu bilmiyordum sunumda. Ortalarda mı sonda mı? O söz sende sunumu bitiriyoruz sorulara öyle geçiyoruz. Bir saati de geçti. Yani ben bunu hazırlarken tabii bu kadar olacağını sanmıyordum ama oluyor işte. Biraz bir şeyler anlatmaya çalıştım mı süreye de dikkat edemiyorsun. Valla bence arkadaşlar alıştı. 2 saatten aşağı sunumumuz yok son zamanlarda. Geçen rekor kırdık 2 saat 20 dakikayla. Keyifli gittiği sürece de zaten katılımcı arkadaşlar burada kalarak bu genel durumlarını ifade ediyorlar. Eyvallah, tamam. Yani işte bir tane müren fotoğrafı. Belki 1000 tane çektik. Ama eline bir tane aksesuar geçiyor. Ya bu sefer bu fotoğrafı çekmeden gidemiyorsun. Yani senin için rutinler hep bozuluyor. Yani en azından bugünden bugüne kadar öyle oldu. Bundan sonra ne olacağını da kestiremiyorsun. Yani bu budur diyemiyorsun artık. Ve her basit bir obje bile bir değer veriyor senin için. En basit balıkları çekerken bile farklı bir fotoğraf yaratmanın hevesiyle yapabiliyorsun. Bir de ışıklandırma ile ilgili sorunlar çıkıyor. Şu alttaki sistem bizim SLR'larla kullandığımız ışıklandırma sistemi. Ama bize ne zorluk getiriyor? Özellikle bu makro fotoğraf. Şimdi geniş açıda böyle bir sıkıntımız yok. Ama makro fotoğrafta canlılar her zaman elimizin altında rahat ışık açılarını vereceğimiz, flaşlarımızı sokacağımız yerlerde olmayabiliyor. Bazıları çok küçük oluyor. Örneklerini göstereceğim. 1 santime kadar oluyor. 2 tane flaşı veya tek flaşı, onun bütün her tarafını ayrıca açıya getirmek çok zor olabiliyor. Dolayısıyla hadi o da bitmiyor. Flaş makro için bu ring flaşları kullanmak bazen zorunda, bazen de bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işte çok basit bir fotoğraf. Diyeceksiniz ki bunu ben normal flaşla çekerim. Çok zor çünkü 2 santim bulmayan veya 2 santim küçük bir canlı belki 3 santim öyle kötü bir yerde duruyor ki eğer 2 flaşımla ben bunu aydınlatmaya kalksam burundaki ve kuyruğundaki ışığı bu kadar homojen dağıtamam. Böyle bir bölgede böyle konuları çekiyorsanız o zaman 2 flaşı atıyorsunuz. Kendinize bir ring flaş alıyorsunuz. Makronuzu öyle çekmeye başlıyorsunuz. Nitekim çok memnun oldum öyle bir sisteme. Birçok zorlandığım konuyu da, tabii her konuyu da çift flaş gerektirdiği çok konu var tabii. Ama olmayan konularda da, gerek olmayan konularda da böyle flaşların çok yararını görüyor. Mesela fasulye kadar bir hayvan. Bunu koca 2 flaştan aydınlatacağınıza hemen portunuzun önündeki bir ışıkla, iyi bir tiklerde çalışıyorsa tabii. Çünkü ring flaşların çok sert ışık verdiğini şeklinde bir anlayış var ama TTL bunu çözüyor. Veya işte böyle o kadar arada kalmış canlı ki ona leportunuzun, ne flaşınızın oraya sokma imkanı olmadığı bir yerde bunu kullanıyorsunuz. Yani aksesuarlarınız devamlı artıyor. Gene böyle 1 santimlik bir nödü branch,
tamamen, yani tekrar ediyorum, bunu diğer flaşlarımızla da yapıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Yani bence bu kadar küçük bir canlıya çift flaştan gidip fotoğraf çekeceğime bir ring flaş kullanaraktan bütün bu deniz salyangozlarının fotoğraflarını çekmeyi tercih ederim gibi. Yani o ekipmanların bize sağladığı kolaylıklar bunlar. Bunları seçmek zorundayız. İşte yani dün bunu üstteki makinelerden başladığımız çekim tekniklerini bugün buraya getirdim. Yani o yüzden makronun dünden bugüne olan bir serüvenini anlatmak istedim. Bu fotoğraf tarihini de bir yerde bize özetledi. Bugünü de nasıl geldiğimizi özetliyor. Ve bundan sonra da nerelere gidecek bu iş, önümüzün daha çok açık olduğunu da gösteriyor. Ama karşımızda soldaki canlılar hep aynı. Yani onlar 40 senede vardı. İnşallah 50 sene sonra olacaklar ama bizim bütün çabamız işte bu fotoğrafları çekebilmek. Bütün ekipmanlarımız da buna göre devam ediyor. Ve hala da bunlar için dünyanın en uzak yerlerine bile gitmekten fırsat varken kendimizi alamıyoruz. Evet, benim sunumum bu. Bunun üzerine sorular olursa onu şey yapalım. Ateş Hocam, şu ilk birkaç slide, ilk birinci, ikinci slide'da bu Rolleiflex makinenin bir housing'i vardı. Onun da reklamı vardı. Hı. Orada yanlış hatırlamıyorsam o housing'e $299 yazıyordu. Zaman içerisinde birçok şey değişmiş yani. Şimdi bunu 10 sene önce bir arkadaşım, ismini söylemeyeyim şimdi, bir arkadaşımıza sattı. 10 sene önce. Bunu diyorsun. Şu. Reklam olan. Değil mi? Evet. $299.5. Evet. $1,500 sattı. Ucuz sattı. Şu makinenin şu andaki şeyi, piyasadaki Avrupa'daki fiyatlarından söylüyorum. $3,000-$3,500. Yani o zamanın parasıyla herhalde $150 falan alınıyordu bu. Şimdi vintage değeri çok olan mallar. Bunların hepsi bende var. Şu Ares yok. Erhan sattı başkasına. Benim öyle koleksiyon şeyim var ama Kolipso fotoğrafıyla koyamıyorum. Hem bulamıyorum. Hem çok pahalı. Ares hala piyasalarda var. Ama artık bunlar vintage kamera kapsamında. Hele şu 3, 2. Ben mesela şu 3'ü kullandım. Ama bu makineyi aldıktan sonra geriye dönük olarak kullandım. Ama bunlar elimde hiç geçmedi. Yani su altında kullanmadım. Peki, sorulara geçelim mi hocam? Teşekkür ediyoruz harika sunum için. İstersen sorulara geçelim. Bayağı sorumuz birikti çünkü Eda önü çekiyor soru konusunda. Eda'nın sorusuyla başlıyorum o zaman. Hocamızın en sevdiği makro lens hangisidir? Şimdiye kadar kullandıkları arasında demiş. Yani şöyle... Şimdiye kadar kullandıkları arası dersem Tanikonos'a kadar gitmem lazım. Son zamanlardaki yani Eda'yı tanıdıktan sonraki lensleri söyleyeyim. Ben 105.000 Nikon'u kullanıyorum. Nikon'un 105.000'ini söylüyorum. Nikon'un 105.000'ini en sevdiğim makro lens. Peki burada ben bir soru sorayım hocam. Bir eski 105 mm makrosu vardı F2.8D. Bir de yeni G lensi var. O da VR'lı. Senin sunumlarında da vardı, kullanmışsın onu. Onu mu kullanıyorsun? Sen muhtemelen eski 105'i de kullandın. Eğer yenisini kullanıyorsan. Ne farkları var? Herhangi bir farkı var mı diye bir soru sorayım. Kalite farkı yok. Yani kalite farkını en azından ben görmedim. Yani kalite derken şimdi yanlış tarif etmeyeyim. Görüntü, önüne gelen görüntüde bak bu VR'la çekilmiş, bu eski 105'ten çekilmiş diyemiyorsun. Ama eski 105'in o fokuslama şeyi kıyaslanmaz yani şimdiki VR. Hani VR özelliğinden demiyorum. Yani o VR evet. Özelliğinin bize bir getirisi var mı da bilmiyorum ama fokus hızıyla eskisiyle çok farklı. Onu söyleyebilirim. Okey. Anlaştık. Bu arada yani lenslerin otofokus performansı da makineler yenilendikçe de daha iyiye gidiyor. Yani hani eski bir makineyle aynı lensin otofokus performansı yeni bir makineye göre hani çok daha kötü oluyor. Yeni bir makinede çok daha performansı artıyor. Aynı lens olmasına rağmen ama dediğinize tamamen katılıyorum. Yeni lensin özellikle o konuda çok iyi olduğunu duydum. Şimdi de sizden duydum zaten.
Şimdi Şey söyleyebilir, bir ilave yapabilir miyim? tabii, tabii hocam. Şeyin 105'in özelliğinden gitmek istiyorum. Yani şimdi hep otofokusa öyle bir efsane yarattık ki otofokus olduktan sonra artık manuel fokusa hiç ihtiyaç yok gibi bir ifade kullanmış olmayayım. Özellikle 105'te makro çekerken manuel fokusa çok ihtiyaç yok. Onu söyleyeyim. Sadece birebir makrolarda, harekette olmayan konularda. Çünkü biraz uzaktan durduğumuz için konuya çok araya partikül girdiğinde fokuslar çok bozuluyor. Evet. Canlının hareketinden bir hassas fokus alanını bulman çok zorlaşıyor. Orada manuel fokusa şey yapıyoruz, dönüş yapabiliyoruz. Aparatlarımız var. Yani onları suyu altında manuel fokus, otofokus şeyine geçirmeye imkanımız var. Dolayısıyla ben 105'i yalnız makro çekerken manuel fokus olarak da kullanıyorum, Evet. tercih edebilirim. Bir de özellikle video çeken arkadaşlar için bu söylediğin özellik zaten olmazsa olmaz oluyor. Çünkü videoda manuel fokus tercihi çok kişi tarafından tercih edilen bir kullanım şekli oluyor. Doğru. Peki diğer soruya gelmek istiyorum. Faruk, sevgili Faruk Kahraman, Snoot kullanırken flash'ın odaklanma ışığını kullanabiliyor muyuz yoksa bir video light kullanmak zorunda mıyız demiş. Şimdi eğer Snoot'u gündüz kullanıyorsa içindeki o flash'tan gelen ışığı pek faydasını görmüyoruz. Yani o her zaman için o hafif kalıyor. Yani orada biraz deneme yanılmayla da yapma. Yani ben çekerken tutuyorum, çekiyorum, baktım oturmadıysa kendime göre bir açı verip tekrar çekiyorum. Eğer yanımda bir rehber yoksa ki çoğunlukla da olmuyor. Yani istediğin açıda bir snoot kullanırken bir tane yani kadrajı yapıp açıyı verip de onu tam oturttuğun olması çok zor. Yani snoot biraz poz harcatan bir çalışma şekli. Bazı flashların ortadan ışığı buna faydası oluyor diye. Ama ben DS250 gibi çok güçlü bir flashtan çalıştım uzun seneler. Onun ışığı bile hele gündüz çalışlarında mesela Lembe'ye gidiyoruz ve bir sunut çalışacağım. Onun verdiği ışık gözüme çok çarpmıyor. Biraz karavan atıyorum. Ama şimdi yeni çıkan şeylerde sunutlarda içeride prizmalar var. Işığı daha fazla büyütebiliyor. Ama kendi kullandığım sunutlarda öyle içeriden gelen ışığı çok fazla faydasını görmedim. Biraz sunut alışmak lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Kendi malzemene yani en iyi şey en iyi malzeme elinin alıştığı malzeme. Yani mümkünse bunu hiç değiştirmeden bütün aksesuarlar için söylüyorum. Sunut için bunu söyleyebilirim. Ama ideali Faruk'a tavsiyem bir tane rehber alsın yanına. Rehber çünkü sunut ettiği zaman performans daha iyi oluyor. Bunu gerçekten. Peki, teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki soru yine Eda Çıngı'dan. Ateş hocamızın makroda çekmeyi en sevdiği canlılar hangisidir? Demiş. Ya o da biliyor aslında onları ama şöyle ki bir de iki şeyi çok cevap veremiyorum. Bir de çok fazla yerlere daldığımız için şunu soruyorlar çok güzel. En çok nereyi seviyorsunuz? Yani bir buna cevap veremiyorum. Bir de hangi canlıyı çekmek seviyorsunuz dedi. Ona da cevap veremiyorum. Ya bir tane bir gün Nemet'te bir Harry Octopus çektik. Yani bu çok zor. Belki Eda o gezide vardı. Çok zor bulunan bir canlı. Yani bunca seneler gidiyorum. Rehberler bile görmemiş yani. Rehber onu gördüğü zaman bize göstermek için ilk önce kendi diğer rehberlerini bir yere tuttu. Gelmeyin buraya dedi. O kadar nadir bir hayvan ki, küçük bir hayvan. Bir gün gösteririm size fotoğrafını. Ve onu çektim fotoğrafını. Ve son derece bana zevk verdi. Hala bir altın gibi saklıyorum. Bakarsan fotoğraf değerine hiçbir şey diğerlerine göre vermiş bir fotoğraf değil. Yani canlının çok nadir olması, senin için çok sürpriz bir canlı olması o anda sana o çok bir de şey yapıyor. Yani ona bir değer veriyorsun. En çok senin canlı olmuş gibi oluyor. Ama ben mesela anemon balıklarını çekmekten doyamıyorum. Bir gün dedi ki daha hatta bana daha söyledi. Ben de ondan çok konuş yaptığınız için söylüyorum. Ya hocam seni gördüm dedi. Hala dedi anemon balıklarını çekiyordum dedi. Yani şimdi insan ustalaştıkça yani anemon balıkları da fazla çekmemiz lazım dediğim gibi bir anlayış var. Çok seviyorum mesela onların her bir karede farklı bir
enstantane yaratıyorlar size. Yani bunun cevabı verilmez. Su altına fotoğraf çekmek için dalıyoruz. Yani şurada büyük adaya gittiğim zaman orada bile çektiğim canlılar fotoğrafa renk katıyor. Dolayısıyla öyle bir ayrım gerçekten yapmıyorum. Peki. Bu arada biz chat'i sunum boyunca açık bırakıyorduk. Sonra daha etkileşimli olur diye el kaldırma modeline geçiyorduk. Müsaadenizle ben burada chat'i kapatacağım. Sorular da çünkü kontrolden çıkmak üzere. Sonra sevgili Hikmet Orakçı'nın el kaldırdığını da görüyorum ama önce şurayı bir bitirelim Hikmet Hocam. Ondan sonra size söz vereceğim. Şimdi ben buradan lütfen chat'i kaldırıyorum. El kaldırma yöntemiyle sırayla sizlere söz vereceğiz. Şimdi şöyle bakıyorum sırayla. Ha, Mehmet Çelik şey demiş, Konin lensi objektifin mi yoksa makroportun mu önüne takıyoruz? Ben gördüğüm kadarıyla bir filtre gibiydi o. Sanki lens önüne takılıyordu ama Ateş Hocam. Şöyle, Konin lensler aslında karada kullanılan lensler. Bunu su altına adapte edilmiş ama dışarıya takılıyor. Bir de filipe takıyorum onu. Filip biliyorsunuz hani portun önüne istediğin zaman açıp kapayabiliyorsun. Oraya takıyorum. Evet. Ki o çok ona bağlı kalmayayım diye. Çünkü tüm dalışı bir konu lensler yapmak istemem. Dolayısıyla portun önüne takılıyor. Mümkünse filipe, adaptör üzerine takılıyor. Arada sırada enteresan yorumları da okuyorum. Sevgili Efe Kara İsmailoğlu demiş ki, Ateş Hocam, o alengirli fotoları makineyi döndürerek, evirerek, çevirerek çekiyorsun zannediyorduk ama meğer lens kullanıyormuşsunuz demiş. Yani her şeyin bir üç kağıdı var. Öyle çekiliyor. Doğan Kaşıkçı, sevgili Doğan, kullanması daha kolay, kullanışlı bir sunut var mı demiş. Ben burada soruyu okudum sana. Valla zor olanı söyleyeyim. Fiber optik hani o böyle oynar zorunu, onlar çok zor. İşte retro gibi, ki çoğunlukla artık öyle oluyor. Daha kompakt yapıdaki sunutlar daha kolay. Yani böyle bir cevap vereyim ona. Çünkü ikisi de kullandım ama fiber sunutları, fiber optikten çalışan sunutları bir rehber olmadan kullanma şansı hemen hemen yok. Peki. Sevgili Yılmaz Hasan Akın demiş ki, hocam prop lenslerden bahsedecek misiniz? Yoksa daha çok video için mi kullanılıyor onlar demiş. Ya ben kullandığım bir lens değil ama videocu arkadaşlar bilmiyorum hangisi tercih ediyorlar burada. Bilmiyorum, sen daha çok konağı bilsin ama hangi lens dedi bir daha söyle, yanlış anlamayın. İşte, prop lens. Yok kullandığımız bir acaba lens şey mi? Yanlış hatırlamıyorsam bu aslında wide angle olan ama makro çekimi yapan, yani küçücük alanları makro alanları geniş açı gibi gösteren bir lens. Sanırım Laowa'nın vardı böyle bir modeli. Sanırım ondan söz ediyor Yılmaz Hocam. Söz alıp söyleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, özür dilerim. O lens değil. Ya, o üzerine öne gelen bir mercek gibi düşünelim. Yani evet. Konin lensi gibi öne geliyor. Kullandığı lensin açısını genişletiyor. O tip bir lensten bahsediliyor. Bir söz verelim Yılmaz Hasan Akın'a. Aynen. Bahsettiğiniz Iowa'nın ürettiği o problemlerden bahsediyordum. Evet. Okey. Yani, değişik böyle tüp gibi makro bir yere geniş açıymış gibi değişik bir hava veriyor ama su altında da kullanımı zor olsa gerek. Çünkü böyle bir 30-40 santimlik değil mi? Evet, pardon. Şimdi yanlış anlaştık. Doğru. Hani şimdi burada bir açıklama getireyim, onu yapacaktım ama şimdi sadece makroda hani dedik ya böyle makroya değer katan teknikler diye, bu yani bunların dışında da olanlar var. Mesela boyama tekniğiyle de fotoğraf çekiliyor. Yani değişik renklerde, düşüklerde böyle renklerde de fotoğraf çekiliyor. Diğeri de bahsedilen lens. Çok zor bir lens yani. Belli bir her porttan kullanamıyorsunuz. Bir de çok fazla çektikten sonra birkaç tanesiyle tatmin oluyorsunuz. Yani çok da yaygınlaşmadı ama tutturduğunuz zaman da güzel farklı fotoğraf çıkıyor. Ben kullanmadım. Ekipmanım ona uygun değil zaten şu anda. Tamam, ekranı değiştirmen lazım. Teşekkürler. Bu arada sunum da çok güzeldi. Sağ olun her şey için. Eksik olmayın. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Murat İnan'dan geliyor soru. Hocam, ring flash kullanırken ikinci flashın görüntüye hacim katması için kullanılması gibi bir durum var mıdır demiş. Yani hem ring flash hem de bir
Ek flash, ikinci flash. Ama işte ring flash'ı kullanmamızın nedeni o ek flash'ın getirdiği hantallığı ortadan kaldırmak için. Zaten o ring flash'ın yanına öbürünü koyduktan sonra ring flash'ta kullanma. Hani ring flash'ı bir dolgu flash'ı gibi kullanmıyoruz aslında. Ring flash bizim o ortamda fotoğrafı çekmemizi sağlayan bir ekipman haline geldiği için kullanıyoruz. Dolayısıyla öbür flash'ı da ne dedim? Bazı yerlere makineye sokamıyoruz. Bazı canlara tam olarak yaklaşamıyoruz. Bunu sağladığı için ring flash'ların bize şey var. Yani ışık değeri olarak değil, ışığı dağıtması açısından. Bunu sağladıktan sonra ikinci bir flash'a bilmiyorum, ben ihtiyaç duymadım. Kullanmak da istemem yani. O rahatlığı bulduktan sonra ona ikinci bir flash'tan tekrar o hantallığı sisteme vermek anlamı yok bence. Ama dediğim gibi bu iş öyle bir iş ki herkesin kendine tarzı vardır. Yani bu işin tek bir doğrusu diye bir şey yok. Başkası böyle kullanabilir. Ama ring flash'ın sağladığı avantaj bize bence bu tek flash'tan suya gitme imkanı vermesi. Doğru. Bu arada hocam ekran paylaşımını kapatabilir misiniz? Sizi daha büyük ekranda görebilelim. Tamam. Evet. Süper, daha iyi. Şimdi Cem Özoral soru sormuş. Ateş hocam, kaçan balık iri olur deyimini örnekleyecek bir anınızı bizlerle paylaşır mısınız demiş. Eda da cevap vermiş. Eda sadece soru sormuyor, cevap da veriyor. Mimik Octopus biliyorum. En azından o dalışı hatırlıyorum demiş Eda. Sevgili Eda. Her çekmeye çalışıp da çekemediğimiz fotoğraf bizim için kaçmış fotoğraf oluyor tabii. Yani Mimik Octopus da onlardan biri. Mimik Octopus şimdi biz Eda ile bir geziye gittiğimizde bize bir form verdiler. Burada dediler görmek istediğiniz canlıları yazın. Şimdi o zaman şimdi yapılıyor da o zaman ilk defa bu önümüze geldiği için ben de dedim ki hani şaka yapıyorlar dedim. Orada görmediğim 3 tane canlı yazdım. Başına da işte şey yazdım. Mimik Octopus diyor. Özür dilerim. Neyse o hikayeyi anlatayım ben. Blue Ring Octopus yazdım. Sonra gezinin üçüncü günü geldi bana rehber, oranın direktörü. Bir sırada işte gördünüz mü Mimik Octopus dedi. Blue Ring Octopus dedi. Yok göremedim dedim. Ondan sonra gitti tahtaya. Bir tane ortopot yaptı. Mavi mavi halkalar yaptı. Yanına bir ok çıkardı. Dedi ki bu dedi 11 Nisan'a kadar görülecek. Şimdi ben şaka yapıyor zannettim. Fakat bütün rehberler toplandı. Hepsi birbirine bir şey söylemeye başladı. Yani bayağı ciddi aldılar. Ondan sonra yapılan dalış gezilerinde dalış noktalarına giderken hep Blue Ring Octopus için gidiyor. Şimdi böyle olunca da gruptaki herkes de motive oldu. Herkes onu arar oldu. En sonunda rehberler bunu buldular, bana gösterdiler. Ama ben tabii grupta lider olduğum için öyle bir hale geldim ki gruptaki 10 kişi onu çekiyor. Ben dışarıda herkesin dağılmasını bekledim. Ve çekemedim o fotoğrafı. Arkadaşlarımız çekti. Sağ olsunlar. O bayağı bir kaçan büyük balıktı. Halbuki kimse o güne kadar da o ahtapotun peşinde olduğu da yoktu. Ama değere bindi o gün. Rehberler de zar zor buldular. Ama benim halde herkes çekti. Neyse işte o bir anı. O gün de moralim de bozuldu. Biliyorsunuz fotoğrafçıların hırsı dillere destan. Bunu çekmek sanki çekemek dünyanın sonu gibi bir şey. Öyle bir anım oldu. Mimik Octopus'u anlatamadım, hatırlamadım. Mimik Octopus'a az karşılaştık ama çektik. Eda'nın bilmiyorum hatırası nasıl o anlatsın. Süper. Birazdan Eda'ya söz veririz o zaman. Buradaki chat'teki sorular bitti. Sevgili Hikmet Orakçı'ya söz vereceğim. Epeydir bekliyor. Hikmet Hocam buyurun söz sizde. Mikrofonunuzu açabilirim ben buradan. Tamam iyi olur. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Ateş Hocam saygılar. Benim soracağım soruyu bir arkadaşımız sordu Sumut'la alakalı ama hazır söz almışken farklı bir şey söyleyeyim. Ateş Hocam'ın sunumundan inanılmaz keyifli bir sunumdu. Öncelikle ona teşekkür ederim. Yani baktığımız zaman Sumut'u bir sürü ekipmanların arasında ben ilk defa gördüm yani bu akşam. Hiç bilgim yoktu onunla alakalı. O da farklı bir şey oldu benim açımdan. Flaşlarla birlikte mi kullanacağız, harici mi kullanacağız Ateş Hocam'ı? Flaşın önüne takılan bir şey. Yani flaşın açılı olan ışığını topluyor, bir noktaya veriyor. Bütün yaptığı iş o. Hatta çok komplike bir malzeme gibi de görünmezdi. Eskiden hatta bizim çok sunutların fiyatı varken o zaman Renault'ların aks körükleri vardı. 20 liraya satılıyordu.
Arkadaşlar onu tavsiye ediyordu. Gidiyorlardı, onu alıyorlardı, takıyorlardı. Gene sunut oluyordu. Yani yaptığı iş, bütün iş bu. Ama tabii şimdi o ışığın kalitesini belli açılara toplayıp dağıtmasını sağlayan sunutlar var. Onları ayrıca detaylarını verebilirim. Tabii iş daha komplike hale geldi ama sistem olarak çok basit bir şey. Senin o 80 derecelik, 100 derecelik ışığın açısını alıyor, bir noktaya topluyor. Sen de o hangi alanı aydınlatmak istiyorsan o alanı aydınlatıyorsun. Bütün yaptığı bu. Ama flaşın önüne takılıyor. Beraber kullanılıyor. Kendisi ışık vermiyor. O ışığı içinden geçen bir boru. Başka bir şey değil yani. Kabaca yani körükten zaten çok iyi örneklediniz. İyi. Bu arada artık daha net oldu hocam bizim için körükten. Tabii alakalı. Çok arkadaş kendisi yapardı sunutu. Yani deneyebilirsin öyle bir şeyi. Sonuçta amaç o. Yani. Bir de hocam yani hani bu çok fazla bilgimiz olmadığı için soruyorum. Yani her flaşın pardon her lensin kullanım açısı kullanıma uygunluğu farklı dalışlar yapmak zorundayız. Bütün yaptığımız dalışlara göre lens kullanmak zorundayız ama hani su altında böyle indiğiniz dalış haricinde lensin farklı değişebilecek bir şey olabiliyor mu? Yani böyle bir makine var mı? Öyle bir durum söz konusu mu? Portun içinde gerçi ama. Şimdi şöyle bir kere kompakt sistem kullanan arkadaşlar bir nebze bunu çözmüş durumdalar. Çünkü kompaktın biliyorsun bir lensinin bir zoom özelliği var. Veya bundan daha geniş açı sağlamak istersen de avuzun dışına bir takım ilave ıslak lensler takabiliyorsun. Yani kompakt sistemle dalan bir arkadaşımız o kategoride aslında işte o senin elindeki housing'e göre daha avantajlı. Ama senin bunu yapma şansın yok. Ancak bir kere plan çok önemli tabii ki. Yani neye göre dalıyorsan ona göre bir lens seçeceksin. Veya o lensi mümkün o kadar çok amaçlı olacak. Hani geçen gün de konuştuk. Hani prime lensler yanına şey mi kullanalım? Zoom lensler mi diye. Evet zoom lenslerin böyle bir özelliği var. Hiç olmazsa o şeyi sana yelpazeyi genişletiyor. Eğer DSLR kullanıyorsan. Ama şu anda DSLR'larda bile öyle işte elinde konu olduğu bir lens, ben öyle bir lens anladım. Elindeki lense göre dışarıda mesela makro bir lensi dışarıdan ilave ile geniş açı bir lens fotoğraf çeker hale getiriyor. Ama tabii ki şu anda senin sorunun cevabı ancak elindeki zoom lense göre bunu bir nebze halledebilirsin. Yani ben senin ne kullandığını bildiğim için söylüyorum. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Güzel bir sunum daha. Onun için de ayrıca tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hikmet hocam. Katılımınız için. Teşekkür ederim Murat hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Mehmet'e söz veriyorum. Kendisi kaldıramıyor. O da bana benimle beraber yönetici olduğu için. Bu sunumda Mehmet söz sende. Teşekkür ederim Murat hanım. Çok sağ ol. Sesim duyuluyor mu önce onu sorayım. Evet. Ha, tamam. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Makro fotoğrafın teknolojinin gelişmesiyle birlikte de tarihsel gelişimini geçmişten günümüze gelişimini bize anlattınız. Çok değerli bilgiler aldık sayenizde her zamanki gibi. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle geniş açı fotoğraftan ziyade makro fotoğraf için önemli bir şey de TTL oldu şüphesiz. TTL flaşların gelişmesi oldu. Siz uzun süre TTL kullanmadınız diye biliyorum ve manuel olarak flaşların gücünü ayarlamayı tercih ettiniz. Son zamanlarda TTL'e siz de geçtiniz makro fotoğrafta. TTL ile ilgili ne dersiniz? Ne gibi bir mesela ben TTL'i kullanıyorum. Hatta biliyorsunuz TTL ile başladım. DSLR'a geçtiğimde. Sonra TTL konvertörüm bozulunca TTL'siz kaldım ve manuel olarak çektim ve mutsuz oldum açıkçası. Ve sistemimi upgrade etmemin en önemli nedenlerinden biri de siz de çok iyi biliyorsunuz ki TTL'e tekrar kavuşma arzusu. İnşallah kavuşamadım gerçi korona yüzünden. Kavuştum da kavuşamadım yani. İnşallah koronadan sonra onu da suya sokacağız. Her seferinde bunu söylüyorum ama çok içime oturdu hocam ya. Neyse, siz ne dersiniz TTL ile ilgili? Niçin uzun süre hayır dediniz ve neden şimdi TTL'e geçtiniz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de yine TTL ile ilgili bir şey daha soracağım.
Ring Flash'tan bahsettiniz. Ring Flash'ta da TTL kullanımının mümkün olduğunu söylediniz. Ring Flash'lardaki TTL fonksiyonu elektronik kablo aracılığıyla bir konverterden mi yoksa fiber optik kabloyla mı yoksa her ikisini de bulunduran modeller var mı? Teşekkür ederim. Şimdi Mehmet şeye gelelim. TTL bir bugünün teknolojisi. Bugün de değil. Yani bu senin bahsettiğin, gösterdiğin Mikronos'ların özellikle Mikronos 4'ten 5'ten itibaren flaşları TTL'dir. Ve o zamanlar böyle iyi şey olmadığı için yani yazılım olmadığı için bir tane flaşın olduğu zaman birçok modelden onu TTL olarak kullanabiliyordun. Yani TTL'i biz hep kullandık. Yani yeni bir şey değil TTL. Ama ben geniş açı fotoğrafçılıkta TTL'i hiçbir zaman tercih etmedim. Hep manuel flash. Hatta o savunurum da. TTL'in bize yardımcı olmadığı alan geniş açı fotoğrafçı. Ters ışıklar, uzak konular, geniş konular. Burada TTL'in bize bir faydası yok. Bir de aldatıcı tarafı var. O yüzden uzun senelerden beri, tabii hep kendi adıma konuşuyorum. Yanlış olmasın yani. Doğrusu bunu demek istemiyorum ama uzun senelerce tek bir flash modeliyle çalıştım. Niye? Çünkü onun TTL dediği şeyi aslında flash'ın arkasındaki manuel güç ayarları TTL'i aslında TTL bunu otomatik yapıyor. Sen bunu elinden yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Flaşının artık hani ahçının yemeğe eliyle tuz atması gibi, o kıvamı bildiği gibi sen elindeki flaşın hangi kademede, hangi ışığı vereceğine alışaraktan artık TTL gibi kullanabilirsin. Geniş açıda çünkü çok fazla buna senin müdahale etmen gerekiyor. Şimdi bu başka bir konu tabii. Yani bunu üzerine bir ders de yapılabilir. Ama makroda aynı görüşte değilim. Makroda anlık obje lens arasındaki mesafe anlık değiştiği için her zaman için TTL bir avantaj. Dolayısıyla ben TTL'e geçmedim. Makrolarda TTL kullanıyorum. Ama seninle gizemlerimizde ben gene manuel flash'ımdan gezi yaptım. Ama o gün demedim ki ya elimde manuelde daha çok fayda bana yardımcı oluyor diye. Hayır, o da TTL flash daha çok işime gelirdi. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Makroda hareketli makroda TTL çok önemli. Yani yakın çekimlerde. Bir kere bunu öyle koyalım. İnşallah sen de kullanacaksın. Senin yeni sisteminde TTL var onu biliyorum. Kullanacaksın. Şimdi şeyde gelince, ring flash'lara gelince, ring flash'ların benim gösterdiğim ring flash'lar aslında senin flash'ının ışığını olduğu gibi portun önüne toplayıp oradan veren bir sistem. Yani flash'ının çalışma prensibinde hiçbir değişiklik yok. Fiber optikle çalışıyorsan DTL, DSDTL, flash öyle çalışıyor. Elektronik kabloyla da çalışacaksan gene yani flash'ındaki TTL'i önden veriyor. Aslında flash değil. Bu aslında Sunut'un farklı bir mantığı gibi bir şey oluyor. Yani flash'ın ışığını toplayıp oraya veriyor. Evet, senin flash'ındaki ışığı oraya toplayıp oradan veriyor. Tabii onu iyi bir dağıtımdan vermesi lazım. Öyle bir ürün seçilmesi lazım. Verildiği zaman da özellikle Lembeh'e gidiyorsun mesela. Sen gitmiş biri olarak söyleyeyim. Ring flash, yani bu tip bir ring flash, yani TTL çalışan bir ring flash bence gezinin %50'sini yaptırtır. O kadar avantaj sağlar. Bunu söyleyeyim. Ama çip flash'a ihtiyacım olduğun bir konuyu gördüğün zaman da çekemediğin açısını yaşayacaksın. Onu göz alarak bir dalış planlanması lazım. Peki hocam, o flaşı yani sizin gösterdiğiniz sistemi gördüm. Gerçekten de bizim normal eksternal stroplarımızın ışığını toplayıp makro portun tam çevresine veren bir sistem. Bu şekilde olmayıp direkt olarak makro portun önüne takılan ring flaşlar da var. Bunlarla ilgili de demiştim. Bunlarda bir fiber optik kabloyla mı gene TTL çalıştırılıyor böyle bir sistem? Yani şu andaki bizim DSLR'larda öyle bir piyasada yer etmiş, kabul etmiş, kabul görmüş bir ürün yok aslında. Yok, ona da güvenmemek lazım. Çünkü şu anda TTL teknolojisinde hangi flaşlar sağlıyor biliyor muyuz? Yani şimdi onun bir başka flaşa onu şu anda yani evet şu onun yerini tutar bunu görür, o vazifeyi göreceğim bir model yok yani şu an. Bunun en doğrusu kendi flaşını kullanmak. Onu da tekrar ediyorum, ring flash aslında yanlış oluyor. O flash değil çünkü. Kendi flashının ışığını oraya toplayan bir sistem. Bence olacaksa öyle bir şey olmaz. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili Mehmet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü sevgili Efe Kara İsmailoğlu'na veriyorum. Buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba Efe. Merhaba. süper. Biraz geç katıldım ama tam yerinden katılmışım. Benim sorum diopterle alakalı. Şimdi makroya diopteri taktığımda otofokusu ben kullanamıyorum. Otofokus çok sınırlandırılıyor, doğru mu? Ben mi beceremiyorum? Şimdi şundan olabilir. Demin de söyledim mesela. Ben de 105 milimde daha çok manuel fokus yapıyorum diopterle özellikle. Bir diopter ışığı kesiyor, biraz azaltıyor. Bir gerçek. Ama senin makinen doğru program olmaması lazım. Bir de alan derinliğini çok daha fazla azaltıyor. Hani orada fokuslamakta sorunca yaşıyorsun herhalde. Fokus yapamıyorsun. Evet. Onu kaçırmak lazım. Yani artı 10'dan itibaren özellikle mesela artı 20'ler falan var. Bunları kullanmak çok çok zor. Çok çok zor. Hani o diopterin seninle ilgili değil. Diopterin biraz el alışkanlığı lazım tabii. Alan derinliğini kaçırmaman lazım. İyi bir burada focus light'lar burada işe yarıyor. Bence çekiminde, diopter çekiminde bence bir focus light şart. Bunları yaptıktan sonra da yaşadığın sorunlar normal sorunlar. Sana özgü değil. Yani bas çek diopterden zor. Özellikle kalınlaştıktan sonra. Yani artı 5'te bunu hissetmeyebilirsin ama artı 15'ti galiba. Hatırlıyorum. Evet, doğru. Artı 15'te bu normaldir. Anladım. Peki şöyle mi yapmam lazım? Benim çünkü manuel fokus rengim de yok. Manueli alıp makineyi ileri geri yaparak mı netlemem lazım? Ay, o bir yöntem ama çok daha fazla zorlanırsın. Evet. Çok daha fazla zorlanırsın. Çünkü o kadar hassas bir dar bir alanda çalışacaksın ki yani deklanşöre basarken ki kendini şöyle ileri vermem bile onu bozar. Bozuyor. İşte manuel fokus zaten o. Yani manuel fokus, bence onu yapacağında manuel fokus ringi al. Yani o daha pratik bir sistem. Çünkü suda bunu yapmak, net fotoğraf çekmek çok zor yani o yöntemle. Ki ben denedim onu. Bir hata, manuel fokusum çıktı suyun altında. Ya şey oldu, kayıyordu. Bir dalış öyle yaptı. Yani hani deniz salyangozunda falan bu kolay oluyor da daha küçük bir canlıda çok zorlanıyor. Çok zor. Yani esas yöntem o olmamalı. Kişisel bir şey. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz sevgili Efe. Yasin Yazıcıoğlu. Sevgili Yasin abi, buyur. Söz sende. Evet. Selam herkese. İyi akşamlar. Ateş muhteşemdin gene. Yani çok keyif alıyoruz zaten. Şimdi bu Efe Bey'in dediğiyle alakalı aynı sorunları ben de yaşadım. Artı 15 diopter kullanıyorum. İlk başlarda çok zorluk çektim. Aynı sorunları yaşıyorduk. Ben onun çözümünü şöyle buldum. Yani elim alıştıkça bu azalmaya başladı bu sorunlar ama çok sıkıştığımızda bazen makinenin beyni sulanıyor. Öyle olunca ya ben hemen başka bir tarafa çevirip fokuslayıp tekrar geri çekmek istediğim yöne dönüyorum. Ya da elimi hemen önünden bir tur aşağı yukarı geçirdiğim zaman kameranın o normale dönmüş oluyor. Yani denerseniz epey rahatlıkla kullanabileceğinizi söylerim. Teşekkür ediyorum. Ateş, çok teşekkürler. Müthiştin. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz Yasin. Sağ olasın katkın için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Yasin Hocam. Hocam hazır kimse el kaldırmamışken, Tolga senden önce davrandım. Sıranı bekle. Tolga Taymaz. Ben bir soru soracağım müsaadenle. Şimdi bu DSLR'lar ya da mirrorless'lar ne olacak? Şimdi bir 3-5 sene sonra acaba bizde filmden dijitale geçiş gibi DSLR'lara değiştirmeye direneceğiz sonra mirrorless'lara mı geçeceğiz? Bu konuyla ilgili hani ne düşünüyorsun? Aslında bunu sadece sana sormuyorum. Burada diğer katılımcı arkadaşlar da fikirleri varsa söyleyebilir. Hani ama şüphesiz ki bir şeyden geçiyoruz. Dönemden geçiyoruz. Hatta öyle bir dönem ki bu. Belki bu mirrorless olayları çok daha baştan bile olabilirdi. Yani filmli makinalarda mirror olması gerekiyordu. Çünkü bir görüntü teknolojisi olmadığı için. Ama
Sonuçta konu dijital olduğu zaman viewfinder'ımız, vizörümüz pekala da dijital oluyor. Bununla ilgili hani ne düşünüyorsun? Var mı bir düşüncen? Bunu sormak istedim. Ya düşüncem var tabii. Yani bu market içinde bunu düşünmemek mümkün değil. Sen biliyorsun yani ne işin ticari tarafındayım. Bir de sahada olan tarafım var. Sahada olan tarafımla buna hiç ihtiyacım olmadığını biliyorum. Yani ben bugün mirrorless bir makinenin bana özelliklerini saydıklarında, işte üstü tarafını saydıklarında hiçbir zaman mantıklı bir üstünlüğü görmedim. Dolayısıyla bana sorarsan sen hedefin var mı böyle bir şey diye, yıllarca DSLR kullanmış bir insan, SLR kullanmış bir insan olarak ben bir mirrorless modeli kaymamı gerektiren hiçbir gerekçe görmüyorum. Ama teknoloji veya daha doğrusu sektör bizi oraya getirecek. Yani bugün belli ki artık tüm markalar ki buna en son Canon ve Nikon da dahil oldu. Çünkü onlar o marketi kaçırmışlardı. Şimdi oradan girmeye çalışıyorlar. Sen de biliyorsun. Ve bazı modellerin yenisini sorduğum zaman herhalde o artık olmayacak. Oradan belli ki mirrorless'e yatırım yapacaklar gibi gözüküyor. Yani teknolojinin o tarafından onlar da girecekler. O zaman şu olacak. Hani biz upgrade edeceğimiz zaman modelimizi artık karşımızda sadece mirrorless olacak diye düşünüyorum. Bu bir gerçek. Yani o sektör oraya gidiyor ama şu anda DSLR'ların yani hantal yapısı deniyor ama bugün bakıyorsunuz full frame mirrorless kameraların da bodylerinin boyu çok da fazla değil. Hele kabin sistemi kurduğumuz zaman elimizde öyle çok küçük bir sistem gelmiyor. Birkaç markanın modelleri ufak şu anda. Ama onlar da sensörleri ufak, o kaliteyi vermiyorlar. Yani bugün benim DSLR sistemime rakip olacak Sony'nin bir full frame'i aynı benim DSLR makinem kadar hacimli. Video tarafını ayrı koyuyorum. Fotoğraf tarafında ben, yine bunlar tabii kişisel görüşüm çünkü bu bir herkesin açık görüşü olan bir şey. Bu başkasının fikri farklı olabilir. Ama ben sadece bunu marketing açısından evet aynasızlara gidiyor. Ama sahadaki performans açısından bence hiç de gereği olmayan bir durumdayız şu anda. Evet, doğru söylüyorsun hocam. Yani ben belki bir katkıda bulunabilirim. Sen dedin ya hani mirrorless'ların bir üstün tarafını göremiyorum. Aslında çok yakın tarihe kadar zayıftı bile. Yani özellikle bir konuda çok zayıftı. Otofokus konusunda. Çünkü aslında uzun süre bu kadar aynalı sistemlerin kalması aslında aynalı sistemlerde aynadan gelen görüntünün otofokus sensörlerine düşürülerek çok iyi bir otofokus sisteminin onlarca yıldır çalışıyor ve teknolojinin en üst seviyesine gelmesiydi aslında. Bir türlü aynalı sistemleri bırakamamaları ve direkt sensörün üzerinde yani aynasız sistemlerde aynı olmadığı için otofokus sensörün üzerinde yapacak. Sensörün üzerindeki otofokus teknolojisi çok kolay bir teknoloji değildi. Geliştiremediler. İlk versiyonlarda hiç iyi çalışmadı. Şimdi yeni. Hani burada bir marka diğerlerinden daha ön plandaydı. Orada markayı söylemeyeceğim. Ama şimdi yaklaşık hepsi birbirine benziyor. Daha henüz yakalayamış da değiller. Yani otofokus ciddi bir sorundu. Zaten büyüklüğe gelince body'yi küçülttüler ama lensler hala kocaman olmak zorunda. Yani full frame lensle yine koca lenslerimizi taşımak zorundayız. Ama dediğin gibi bugünlerde böyle o kırılım yaşanacak da hani belki bir sonraki makinalarımız herhalde ya da belki iki sonraki makinalarımız sanki evet mirrorless olacak gibi gözüküyor. Ben de bir küçük katkı yapabilir miyim buna? Sistemini yeni değiştirmiş biri olarak ben bunu daha yeni çok araştırdım. Yani ben bir üst sisteme geçerken DSLR'da mı devam edeyim yoksa aynı markanın yeni çıkan bir mirrorless'ını mı alayım diye çok fazla yabancı kaynaklı forum okudum. Çok fazla YouTube video incelemesi izledim. Ve hepsinde de benim düşündüğüm DSLR'la aynı markanın mirrorless'ı arasında, son çıkan mirrorless'ı arasında su altı performans açısından çok büyük bir üstünlük olmadığı bir fark olmadığı sonucunu çıkardım. Senin de dediğin gibi Murat'ın videoda biraz daha mirrorless'ların ön plana çıkmakta olduğunu söylüyorlar. Ama
Mirrorless'larla hala özellikle su altı performansı konusunda birikmiş yeterli deneyim de olmadığı için ben Mirrorless'ı tercih etmedim. Ama gerçekten de teknoloji bizi sanki ilerleyen senelerde kaçınılmaz bir şekilde Mirrorless'a yönlendirecekmiş gibi geliyor. Belki bir sonraki sistem yenileme düşüncem olursa eğer o zaman belki de Mirrorless çok öne çıkmış olacak ve onu hepimiz tercih edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim Mehmet. Yeni sistemi... Ferhan buradaysa Ferhan da bu konuda belki değerli bir şeyler söyler. Çünkü Ferhan DSLR'dan Mirrorless'a hem de marka değiştirerek geçti. Belki onun da katkısı olur bu konuda. Bize bir şeyler söylemek ister. Evet, ama öncesinde ben sana yeni sisteminin su altındaki performansı nedir diye sorardım ama bu koronadan dolayı sistemini suya sokamadığını ıslatamadım. Kullanamadığım bir sistem satın almış oldu şimdilik ama inşallah kullanacak çok yakında. Ben el kaldıramadığım için direkt araya girdim ama evet, süper. Mirrorless'lerle ilgili şu anda evet teknoloji son birkaç yıldır aynalı makinaları yakalar noktaya ulaştı. Şu anda fokus noktasında da birçok markada, 3 markada da gayet iyi noktaya ulaştılar. Ama şeyi görmek gerekiyor. Şu anda mirrorless veya aynasız makinelerin aynalı makinaları yakaladıkları noktada olsak bile gelişim süreçleri devam ediyor. Bir süre sonra öne alınamayacak bir şekilde bunlara doğru geçiş başlayacak. Buradaki şu anki performanslarında su altında ışık duyarlılığı açısından çok çok güçlüler. Şu anda aynalı makinalara göre ışık duyarlılığında ön plana geçmeye başlamış gibiler. Ve uzan ne yaptın mesela? Ferhan'a bir şey söyleyeceğim ama Ferhan'ınki evet. Yani en üst düzeydeki bir full frame aynasızdan bahsediyor. Tabii. Çok önemli bir markadan bahsediyor. Yani o bence onu ayrı tutmak lazım. Aynasızları o bir DSLR şeyi gibi gelişmiş seviyelerinde oldular. Evet, ben de ekleyeceğim çünkü hani ya bir yanlış mı ben anladım ya da anlamadıysam da yanlış yönlendirme yapmak istemeyelim. Işığa karşı duyarlılık mirrorless özelliğinden gelmiyor aslında. Sensörün teknolojisinden geliyor. Yani senin markan aynalı bir model üretmediği için şey yaptı ama hani o markanın özellikle de o söylemediğim markaydı. Aynasızda otofokus teknolojisini 3-4 senedir çok iyi yapmayı beceren ama hani sonuçta bildiğimiz işte kullandığımız tüm markalarda da yeni nesil sensörler oldukça düşük ışıkta da yüksek performans gösteren sensörler kullanıyorlar diyebiliriz. Değil mi Ferhan Hocam? Evet evet. Aynı zamanda yazılım takviyeleriyle beraber bayağı aynen. Bir şey yaptılar şu anda. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada biz bizeyiz. Marka söylemek bu kadar sıkıntılı bir şey mi gerçekten? Evet ya. Söyleyeyim. Niye nasıl marka söylemiyoruz? Ben o zaman söyleyeyim. Yani burada Sony otofokus yani sensör üzerindeki otofokus teknolojisi konusunda diğer markalara göre çok daha önce büyük başarılar elde etti. Şimdi aynalı sistemlerde nasıl oluyor otofokus? Aynadan geliyor 45 derecelik pentaprizmadan. Önce sizin gözünüze geliyor. Gelirken otofokus sensörlerine yansıyor. Yani filmden ya da sensörden hariç. O teknoloji çok büyük gelişmişti işte Nikon, Canon'da. Ama sonra aynasız da bu ayna olmadığı için mecburen bunu sensör üzerinde yapacaksınız bu otofokusu. Bu yeni bir teknolojiydi. Çoğu marka bunu bilemedi. Ya da endüstri hatlarını kapatmak istemediler. Çünkü orada makineler vardı. Ama Sony bu konuda çok enteresan bir şekilde, başarılı bir şekilde otofokusu sensör üzerinde yapmaya başladı. Bugün geldiğimiz noktada diğer markalarda bunu yakalamış durumdalar. Ama onun haricinde çok da bir farklılık yok yani geri kalan teknoloji. Çünkü Sony çok üzüldüm araya girdim. Çünkü senin de söylediğin gibi Sony aynalı makine üretmediği için bu teknolojiye kolaylıkla inovasyonuyla ulaştı. Evet, ama peki doğru. Ben niye onu tercih etmedim? Tercih etmememin bir nedeni de onu söyleyeyim. Çünkü sonuçta ben Canon kullanıyorum. Elimde Canon'un bir sürü lensi var. Evet. Evet belki işte bir takım konvertörlerle vesairelerle o lensleri o sistemde de kullanabiliyorsun ama yani kendimi işte ben BMW araba alıyorum bir de ama Mercedes şanzımanı takıp da kullanıyorum gibi hissettim. Yani şu biraz yani şüpheye düştüm o sistemin verimiyle ilgili.
O yüzden de kendi bildiğim markada, kendi aşina aldığım sistemde devam etmeyi daha uygun gördüm. Peki. Tabii sonuçta uzun yıllar boyunca test edilmiş, tecrübe edilmiş bir sistem üzerinden hareket ediliyor ve tecrübe noktasında belli bir noktaya ulaşılmış. Aynasızların daha ilerleyecekleri çok nokta var. Sen Canon'u almıştın. Mesela Canon'un aynasızı için şimdi R5 teknolojisi gelecek, bir sonraki modeli gelecek. Bu tecrübelerin sonrasında ilerleyecek. Sony belli bir noktada ilerlemiş durumda. Yazılım takviyesi ilave olarak söyleyeceğim nokta, şu anda hayvan gözü yakalama, onu fokuslama noktasında ilerliyorlar. Bunlar tamamen yazılımla geliştirilen autofokus noktaları. Onları da süreç içerisinde çok ilerleyecek muhtemelen. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ferhan. Şimdi birkaç soru daha alabileyim. Çünkü kapatalım. 2 saate 5 dakika var. Çok da fazla yormayalım katılımcıları. Tolga Taymaz el kaldırmıştı ama vazgeçti. Niye vazgeçtin Tolga? Tamam. Söz sende o zaman. Şimdi teknikten başka bir tür katkıya geçecek. Çok teşekkürler Atış abi. Harika bir kronoloji oldu. Ne kadar güzel eski günleri andık şimdi diye. Çünkü aşağı yukarı 18 yıl önceydi. Ben de Nikon S5 ile başlamıştım. Ondan sonra da Ateş abiyle tanıştık ve hayatımızdan hiç çıkmadı. Eşime de Bahar'a da ilk MX5'ini ondan almıştık. Ondan sonra biz gece 8 gündüz 9 Ateş abiyi arar olduk. Muhtemelen bizimle tanıştığında pişman oldu. Olur mu ya? Nikon S5'te bu extension tüplerde ben de şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Atış abim deniz kestaneleri gibi. 2 tane pişmiş yumurtayı takıyordum uca. Onları biraz kesiyordum ve balıkların oraya gelmesini bekliyordum. Evet. Bir süre öyle devam etti o dijitale dönene kadar. Dijitale döndükten sonra da ben de muhtemelen eskiden çok kolay kopamadım. Velviyalar aşağı yukarı 12-13 yıldır bizim evin buzdolabında duruyor. Arada buzdolabını değiştirdik ama velviyaları yeni dolabada koydum. Nikonos dolapta duruyor. Arada çıkarıyorum, dokunuyorum. Çünkü dokunması da çok hoş bir makine. Kokusu hoş, dokunması hoş. Aranızda çok güzel bir ilişki kuruluyor. Velviyalar dolapta böyle aşağı yukarı 12-13 yıl dokunmadan ikisine devam ediyor ama çok hoş bir duygu yaratıyor bir yandan da. Çok teşekkürler Atış abi. Estağfurullah. Çok iyi anlıyorum seni. Aynı şeyleri yaşıyorum çünkü. Yani benim iş yerimdeki Nikonos'ları biliyorsun yani. Dokunmadan olmuyor, görmeden olmuyor onları. Sağ ol Tolga. Tolga teşekkür ederiz katkın için. Sevgili Cem, söz sende. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Ateş Hocam, şöyle bir baktım 20 yıl olmuş. Yani 20 yıl dile kolay. İlk CNC ile başlamıştım biliyorsun. Motor Marine ile. Ben de çubukzadelerdenim. Ondan sonra şimdi dijitalin keyfini yaşıyoruz. Böyle sunumunla çok geçmişe götürdün bizi, günümüze geldin. Gerçekten bir hayatımızdan bir kesit oldu. Önce onun için teşekkür etmek istiyorum. Bu aynasız tartışmasında tabii ki senin dediklerine %100 geçerli, katılıyorum. Ama biz artık görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama bu işte farkındalığı yaratacak olan firma, hantallığı önleyecek olan firma olacak. Su altı için söylüyorum. Yüksek yine full frame, yüksek sensör, kaliteli fotoğrafı alıp hantallığı engelleyecek firma başarılı olacaktır. Ama bu dediğin gibi çok kısa bir vadede değil. Dolayısıyla mutlu mutlu kendi DSLR'lerimize dalıp güzel güzel fotoğrafları çekmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sana tekrar teşekkür ediyorum bu güzel gece için. Gerçekten tam bir nostalji oldu. Herkese güzel akşamlar diliyorum. Sağ ol canım. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim Cem? Tabii ki abi. Şimdi zaten marketteki bence aldatıcı taraf yani kriterin hantallıktan esas alınması. Şimdi geçen günü bir gördüm. Flaşlarla ilgili bir değerlendirme. Şu andaki marketteki flaşlar YS250'nin, hani o demin Mehmet söyledi, benim de kocaman YS250'ler vardı. YS250'lerin değerinde değil. Sırf o hantallığı ortadan kaldırsınlar, ufaltsınlar diye yeni bir hatta ürün yapmaya başladılar. Sonuçta o hantal büyük flaşların aslında ışık değeri olarak altında kalan ürünler şu anda piyasada var. Ama nedir? Küçüktür.
Yani çünkü market bunu istiyor. Hantal olmayacak. Seyahatte. Hatta ne deniyor? İşte seyahat dostu. Seyahat dostu. Yani bu bir kriter oldu. Ürün yaparken, dizayn edilirken ön plana çıkan seyahat dostu olması. Çünkü insanlar gezerek bu işi yapacaklar. Yani kimse evinin önünde kalamıyor. Yani 20 saatlik, 15 saatlik uçuşlarla, aktarmalarla gidiliyor. Önemli bir kriter. Ama ödül veriliyor bence. Yani bizim için bence handikap o hantallıktan, kaçıştan geliyor. Aynı kaliteyi şu anda bence kameralarda da, işte flaşlarda da yakalanmış değil. Değil, yok. Bu da benim kişisel görüşüm. Yani bu bir şey değil yani. Altına yani bir araştırma konusu olan bir şey değil. Ama ben baktığım zaman değerlendirilir böyle geliyor. Aynen. Ama ben de hantallıktan çok şikayetçiyim. Çünkü uzun seyahatler yapan insanlarız. En bizim başımızda, ben yani gideceğim yeri hiç düşünmüyorum ama çantalarımı nasıl taşıyacağımı, çantalarımı nasıl görevlilerden saklayacağımı düşünüyorum. Yani ondan kaçmak önemli bir şey oluyor. Ama maalesef hantallıktan kaçmak kriter olduğunu kaliteden bir ödün veriliyor. Rıfkacığım gülmeye başladı bunu söylediğin zaman. O kaçışlarla ilgili çok büyük taktiklerimiz oluyordu bizim. Özellikle evet. Giderken. Aynen. Evet, evet. Grup gitmenin faydası var o kaçışlar için. Kesin. Evet abi, maalesef dediğin gibi ödün veriliyor şu an ama ileride dediğin gibi biz görmeyeceğiz. Bizim görmemiz mümkün değil. Yok, ben onu çözemiyorum. Demin Murat Anadolu söylemeye çalışıyorum. Bizi mecbur bırakacak sistem. Yani ben bir yeni makine aldığım zaman karşımda sadece belki aynı sıtları göreceğim. Öyle gözüküyor yani. Onu inkar edemeyiz. Evet. Ama işte bu şeyin yani biraz da pazarın şeyi pazarın getirdiği bir zorunlulukla firmalar da bunu zorluyor kendileri. Evet. Rekabetin getirdiği bir şey. Yani göreceğiz. Yani yaşayacağız. Hayır. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Cem. Ertan Şide söz istedi. Sevgili Ertan Şide, söz sende. Sevgili Ateş, sevgili başkanım. Hayır. Suat fotoğraf tarihini gayet güzel bir kronolojik sırayla anlattın. Çok güzel şeyler hatırlattın. Makro fotoğrafın her biri birbirinden güzel. 100 milim makro lensimi sattığım için şu an pişmanlık duyuyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkürler. Halen senden çok şey öğreniyoruz. Estağfurullah efendim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki. Başka şöyle bir bakıyorum sorusu olan var mı diye. İki saati de doldurduk. Geçtik bile. Eğer başka sorusu olan yoksa kapatacağız. Haktan yurda güven. Bu arada. Ellerinize sağlık Ateş Hocam. Çok güzel. Çok güzel fotoğraflardı. Sorular bitmiyordu Ateş Hocam. Valla yine sıralar oluştu burada. Sevgili Haktan yurda güven, söz sizde, buyurun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Haktan. Merhaba. Özel, ben çok konuşan gruptan değilim. Hep izlemekle izliyorum genelde ama bu gece teşekkür etmek için esasında katıldım. Yani konuşmak istedim. İlk başta Yasin Yazıcıoğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ben sualtı fotoğrafçılığına onun teşvikiyle başladım. Ve Lembe'ye sizle, Murat Atasoy'la ve Yasin'le beraber gittik. Ve Serap Hanım'la. Benim için büyük bir laboratuvardı. Yani inanılmaz bir şeydi. Çünkü ben mesleğimden dolayı diş hekimliğim, makro fotoğraf çekiyordum ama su altında fotoğrafçılığa Lembe'ye başladım. Ama Ateş Hoca, Yasin ve Murat Bey'in gerçekten çok faydası, yani destekleri oldu. İşte çok vericilerdi ve o vericiliği ben SUFOT'un, belki koronanın en büyük faydalarından biri de bu oldu bana. SUFOT'un bu her akşamki yayınları ve 2-3 günki yayınları sayesinde yani hap şeklinde 8 ay içerisinde sıfırdan veya 5'ten belki 10'dan 15'e gittim. Belki 100'e gitmek için çok zamanım var ama herhalde Yasin dediği gibi bir 4-5 yıllık bir atlama yaptım diye düşünüyorum. O yüzden size, Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Spot'a çok teşekkür ediyorum. Ateş Bey çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol Haktan. Biz de seni tanıdığımıza çok memnunuz. Hakikaten Haktan'ı tanıdıkça sizler de çok seveceksiniz. Gerçekten bizim için kazanç bir karakter yani. İnşallah daha sık beraber oluruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Çok teşekkür ederiz Hakan Hocam. Katkılarınız için, güzel yorumlarınız için. Sevgili Yasin, söz sende. Evet, tabii bu iki saatlik bir yayının üzerine bu kadar iltifata tek söylenecek bir şey var. Ateş bizi dalışa götür. Ve son noktayı da bu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Ya, az kaldı ya, az kaldı. İnşallah. Kavuşacağız hepimiz. Nereye az kaldı? Alp Hocam. Ya, hoş geldiniz. Evet. Siz söz almadan çok yakında Alp Hocam'la ikinci söyleşimizi yapacağız. Haziran ayında olacak. İlk böyle yarısında olacak. Tarihi ayarlıyoruz. Size dönemedim Alp Hocam ama yine çok keyifli bir sunumla bir arada olacağız. Alp Hocam söz sizde, buyurun. Ya, teşekkür ederim. Ben şimdi bu akşam Bilim Akademisi'nin bir önemli toplantısındaydım. Ama sol tarafımda siz açıktınız. Sesiniz kapalıydı. Ama çok hararetli, çok güzel tartışmalar olduğunu göz ucuyla izliyordum. Öncelikle Ateş Bey'e ve tüm sizlere çok teşekkürler. Eminim çok keyifli olmuştur. Ben şeyi sormak için aldım. Şimdi ben bunun YouTube videosunu ne zaman izleyeceğim? Çünkü kaçırdım. Murat, ne zaman koyuyorsunuz YouTube videosunu? Hemen yarın oluyor. Şimdi kaydediyoruz. Ben hemen bu akşam WeTransfer'le başka bir yönetim kurulu üyesi arkadaşıma gönderiyorum, sevgili Murat İnan'a. O da hemen upload ediyor. Yani yarın öğlen gibi herhalde hazır oluyor. İlk seyreden ben olacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Alp Bey, bir şey kaçırmadınız ya. Sizden biz 20 senedir herhalde fotoğrafın içindeyiz. Yani benim de 23-24 sene oldu. Diğer arkadaşlar da belirttiler. Emikson'la başladım ben de, biliyorsunuz işte. Evet. Oradan bu yana kaç tane dijital geçti elimden hatırlamıyorum. Geçen gün gösterdiniz yani. Evet. Ekran da oldu yani. Evet. Ama o işte işin doğası, yani onsuz da olmuyor. Yani hep şunu, siz de diyor musunuz bunu? Tamam, bu benim son makinem, artık bir daha bir şey almayacağım diyorsunuz. Ama market o kadar sizi kandırıyor ki, o kadar cazip şeyler çıkarıyorlar ki, ya onsuz olmuyor, ben onu da alacağım diyorsunuz. Yani ben çok böyle alet edevat meraklısı birisi değilim ama elinizdeki fotoğraf eğer son ürünse, o son ürünü kalitesini artırmaya yönelik çok cazip şeyler çıkıyor ortaya. Kesin. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Alp Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz Alp Hocam. Başka soru yok. Ateş Hocam, size sözü vereceğim. Vermeden önce, bizim bu söyleşilerimiz, seminerlerimiz devam edecek. Bu pazar günü yine fotoğraf dünyasının duayenlerinden sevgili Ersin Aloğ'u misafir edeceğiz. 19 Mayıs'ta genç, nispeten bizlere göre genç üyelerimizden Ali Şener'i misafir edeceğiz. Yine çok enteresan, çok duayen misafirlerimiz olacak. Hepsini duyurularda duyacaksınız. Ben şimdilik katılımınız için teşekkür ediyorum ve son sözü söylemesi için Ateş Hocam'a veriyorum sözü. Teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, bizle kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun Atan. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir fotoğraf gösterisi gibi yapmaya çalıştım. Yani burada fotoğraf sunumundan çok işte bu kronolojiyi ortaya koymak. Çünkü dediğim gibi yani artık Suat fotoğrafçısının yakın geçmişte nasıl bir aşamalardan buraya geldiğini bilmesi gerekir diye düşündüm. Bunu da yapabildiysem ne mutlu bana. Katılımcılara çok teşekkür ederiz. Şeyi de unutmayalım. Cumartesi bir de çalıştay var. Onu yarın duyuracağız. Onun da anonsu tam hazırlanmadığı için sen de söylemedin herhalde. Ama, evet. Onun da panelistlerini hazırlıyoruz. Yarın da duyuracağız sanırım. Evet. Cumartesi saat 1'de. Evet. Cumartesi nasıl olsa sokağa çıkma yasağı var. Hepimiz gene birlikte olursak daha iyi olacak. Evet, Spot'un bu şeyleri, konferans sunumları hakikaten bizi de çok memnun etti. Biz böyle bir iki taneyle başlayacağız derken, yani Temmuz'a kadar olan bir program doldurduk gibi. Bu da bizi mutlu ediyor. Neden yapabildik? Çünkü katılım var, ilgi var. Spot'un üzerine düşen görevi yapmalısının verdiği bir keyif var bizde. Ve böylelikle de bunları daha da geliştireceğiz. Ben de çok teşekkür ederim. Artık cumartesi görüşmek üzere diyorum en yakın zamanda. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. Güzel akşam. Herkese iyi akşamlar. İyi bakın kendinize. Sağlıklı kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama 2,5 euroluk bir öveyi sen bana 2,5 euroya sattın.